Malü Bela Kardeşlik Teşkilatı Derneği Osman Saraç'la Koca'nın gündemini sunar. İyi günler sayın seyirciler. Kalu Bela Kardeşlik Teşkilatı Derneği'nin sunduğu Osman Sıraş'la Kocaeli'nin gündemi programıyla bugün de sağ salim karşınızdayız. Malumunuz Kocaeli'nin gündemi programını kentimizde çıkan köşe yazarlarının belirlediği konular üzerinden yapıyoruz. Yani köşe yazarlarını okuyoruz. Onların görüşlerini bir paket halinde programda kentimizin entelektüel seviyesini ikram ediyoruz diyelim. Geçen sene köşe yazarlarımızın bazılarından ve diğer siyasilerden vesaire programa konuk olup görüşlerini beyan etme arzuları iletildi. Geçen sene konuk alamadım, zaman yetmiyor diye. Fakat bu sene hem cevap haklarının kullanılması bakımından hem de programa yeni bir format, formatın Türkçesini bilmiyorum. Yeni bir tarz da Türkçe değil. Katabilmek, efendim? Şekil de Arapça ama olsun. Yeni bir şekil katabilmek için programda cuma günleri canlı yayından birer tane konuk alıyorum. Haftada bir cuma günleri Kocaeli'nin gündemi programını konuğumuzla beraber yapıyoruz. Yine köşe yazarlarımızı okuyoruz. Köşe yazarlarımızın görüşlerinden yararlanıyoruz. Kimisine ilavelerde bulunuyoruz veya eleştiriyoruz. Programı bu şekilde yapıyoruz. Bu hafta konuğum değerli dostum, eski arkadaşım diyeyim. Çünkü benim yani basın camiasına katılmamda emeği olan bir arkadaşım. Onu da buradan söyleyeyim. Herkes bilmez onu. Hayrullah Demiray. Malumunuz Hayrullah Demiray Kocaeli Bizim Yaka gazetesinin genel yayın yönetmeni. Aynı zamanda imtiyaz sahibi, onu da söyleyebiliriz ama bütün gazeteleri ben sürekli... Ben daha çok seviyorum çünkü... Ben anlatacağım sana şimdi. Bütün gazeteleri ben sürekli ziyaret ettiğim için, yani en azından yayın gidebilecek olanları, her birinin sahibini, yayın yönetmeni vesaire tanıyoruz, samimi tanıyoruz. Hayrullah Demiray'ın yayın yönetmeni veya sahibi olduğu gazetede standart sistem yoktur. Orada herkes gazetenin sahibi gibi. Gerçekten öyledir. Bazen kendisi yazar köşesinde ya da diğer arkadaşlar yazarlar. Ben bu yayında onları okurken ya kendi kendinize anlatıp durmayın. Biz zaten biliyoruz, bırakın onları biz söyleyelim falan diyordum. İşte o Hayrullah Demiray'ı konuk aldım. Gazeteye girdiğiniz zaman herkes görevini, yerini, işini bilir. Hem bir ciddi bir ciddiyet var hem de samimiyet var. Hayrullah Demiray orada herhangi bir personelden farksızdır. Sorumluluğu fazladır. Abi kardeş ortamında çok güzel bir yönetim sistemi var. Hatta modern dünya siyasilerden başlayarak ülke yönetimlerini ve büyük holding yönetimlerini yönetim sisteminden yönetişim sistemine çevirmeye başladı. Modern dünyada, batıda ve özellikle Amerika'da büyük holdinglerde yönetim sisteminden yönetişim sistemine geçtiler. Ben dergi çıkartıyordum 2007'de. Bizim sistemimiz de böyle bir teknik olsun diye değil de tarzımızdan dolayı yönetişim sistemiydi. Hayrullah Demiray sistemi de başından beri yönetişim sistemidir. Yani bir şeye bulacak sorar, otururuz, konuşuruz, nasıl yapalım? Yani personel hangisi, patron hangisi ayıramazsın. Yönetişim sistemidir. O nedenle biraz farklı tarzı var. Hayrullah Demiray'ı konuk aldım. Hayrullah bir merhaba de izleyicilerimize. Evet, öncelikle TV262 yöneticilerine ve sizlere teşekkür ediyoruz. Biz bu kentte gerçekten bu işi güzel ve düzgün yapmak istiyoruz. Sizler de izleyicilerinize onları tabii bazı şeyler çok gelişti. Geçmişte radyo televizyon yayıncılıkla uğraştım uzun bir süre. 93'te başladım. İlk radyodan geldin değil mi? İlk radyoyla başladım. Radyo, sonra televizyon. Sonra televizyon. Sonra reklamcılık, reklam ve organizasyon tanıtım işleri devam ediyor. Yaklaşık 7 sene önce de attığımız bir adımla bu özel bir şey benim için. Çünkü gazete bambaşka bir şey. Depremde rahmetli olan İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü ve Kocaeli'deki 5 tane gazeteciden o dönemde birisiydi Hüseyin Demiray. Allah rahmet eylesin, onu söyleyeyim. Anladın mı? Amin. Ve yengem ve 3 tane yeğenim rahmetli olunca aslında gazeteye başlamamız onların hatırasını, yani abim gazeteciydi. Bu kentte eğer yaşasaydı, Allah ömür verseydi biz bu işi yapardık diye başladığımız ve sonrasında da farklı gelişmelerin yaşandığı. Biz işte o dönem haftalık bir gazete yapalım. Evet. İşte Başiskele'den başladık. Ben de yazıyordum Başiskele, bu arada. Hayrullah Demiray'ın bütün gazetelerine kişi yazı yazmışımdır. Başiskele, Gölcük, Kartepe, Karamürsel eksenli olacaktı. Sonra İzmit'e ekledik. Sonra baktık. O dönem işte İzmit'e gelmek gibi bir şey doğdu. Son 1,5 yıldan beri de değerli arkadaşlarımız sizin gibi katkı sunmaya başladı. Ve en son yazar kadrosu, şu anda şunu da ifade edebiliriz. Yazar kadrosu itibariyle gerçekten Galip Ataman gibi önemli bir
köşe yazarımız Kocaeli'de, evet, en galiba, uzun süre 41 tabii. yıl oldu gazeteciliğe başladı. Doğayan gazetecimiz. Büyüğümüz ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyet Başkanı Çetin Gürol aynı zamanda gazetemizin genel koordinatörü ve köşe yazılarıyla Mevlüt Soysal, Ozan Özgenç ve dışarıdan diğer sizin gibi katkı sunan arkadaşlarımız da Mustafa Yazar kadromuz güzel. Ve farklı bir şeyimiz var. Bir de stratejimizde senin de bahsettiğin gibi yani sırf bir gazetede patron olmak ya da şey olmak geçmişten beri 2005 yılından beri kendi işimizi yapıyoruz aşağı yukarı. Bunun sadece bir kurum ben her zaman şunu söylüyorum. İçindeki insanlarla birlikte değerlidir. Yoksa bir masa, bir sandalye, kağıt üzerinde bir firmanın isminin olması eğer içindeki insanlar yoksa o firmanın bir değer ifade etmez. Evet, senin her zaman yönetim sistemin böyleydi ama değil mi? Daha önce de yani 2007'den hatırlıyorum ben. Yenidik ofise herkes yani. Bir işin ucunu tutmuş patron böyle bir arı gibi bir çalışma var yani kim nerede ne yapıyor arı gibiler yani öyle bir şey tarz vardı değil mi? Bu da başarıyı getiriyor aslında şu andaki belki en az ekiple en iyi işi çıkartan gazetelerden bir tanesiyiz. Bazen diğer şeylerimiz arkadaşlarımız kusura bakmasın ve birkaç gün sonra mesela bazen bazı konuları manşet yapıyoruz. Özellikle diyorum en büyüğümüzden en küçüğümüze kadar. Gazetecilik refleksi başka bir şey. Arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum buradan. Evet, ama Galip Hocam da bu konuda gerçekten bizim önümüzü açıyor. Hem istihbaratıyla hem şeyiyle. Evet. Hem de gazete güzel, kadro güzel, üretim güzel. Şimdi sana bir yayında işte geçen seneden beri bazen köşe yazı okurken laf sana geliyor ya da seni yazdığın yazılar eleştirdiğimiz olmuştur. Hemen bir soru sormak isterim. Burada eleştirdiğimiz konuyu yani yüzünle konuşalım. Arkamdan konuşuyoruz demeyin. Yüzle konuşuyoruz. Evet. Doğru. Ben yani bir gazetecinin, özellikle gazetenin sahibi ya da genel yayın yönetmeninin birkaç gazete böyle yapıyor bunu sürekli olarak. Sürekli derken yani ay bir ay aksatmıyorlar. İlla böyle bir şey yazıyorlar. En iyi gazete biziz. Biz olmasak ortalık yıkıldı demeye getirecek şekilde. Hep kendini ve kendi personelini, kendi yazılarını, kendi yazarlarını, kendi dağıtım ağını vesairesini methetmesi ya da en cesur gazete, en cesur haber gibi en ifadesi kullandığınız zaman diğer gazetelerin sizden bir tık altta olduğunu ima etmiş olursunuz. Sadece siz değil. Son dönemlerde özellikle biz yapmıyoruz. Onlar da geldiği zaman soracağım ama yani bunu neden ihtiyaç duyuyorsunuz? Veya buna ilave olarak aynı konuda ama ilave olarak şunu da ilave edeyim sorayım. Diğer gazetelerle veya diğer gazetelerin sahipleriyle köşe yazılarıyla niye kişisel polemiğe giriyorsunuz? Fikir tartışması ayrıdır. Bakın bunu ayırıyorum. Yani mesela İsim vermeyeyim ben şimdi. Ben kendim de bir tane köşe yazarı bir yazı yazmış bir konuyla ilgili. Kentin gündemiyle ilgili ya da ulusal gündemle ilgili. Ben ona kendi köşemde, kendi yazdığım gazetede cevabını veririm. Yani veya tartışmaya, polemiğe girerim. Polemik şahsi bir şey değildir. Onun ben cesaretini veya hain midir, değil midir, evet mi dedi, hayır mı dedi, niye dedi, annesini, kızını, danasını değil. Düşüncesini çürütmek babına ya da ben düşünceyle öncelikle bunu yaparım. Sizin tartışmanız ama yok. Bizimki daha güzel gazete. O diyor ki şimdi ne biz son zamanlarda iktidarı destekliyorsunuz. Bizimki daha iyi gazete. Anlaşın kardeşim bırakın yani. Yok şimdi şöyle söyleyeyim. Doğru bir noktaya temas ettiniz ama ben her zaman söylüyorum. Bizim işte sansasyonel yaratmak ya da şey yapmaktan daha ziyade bir görevimiz var. Bütün yaptığımız işler aslında bizim için. Gazete ise toplum için yapıyoruz. Ciddi anlamda böyle. Yani maddi olarak da şey olarak da aynı yöndedir yani. Toplumun haber alma özgürlüğüne katkı sağlıyorlar yani. Topluma katkı sağlamak başka bir şey. Bir de biz kentimizde de bu zaman zaman yaşıyoruz. Bu sıkıntıyı geçmişten beri gelen. İşte eskiden gazetecilerin bir saygınlığı vardı. Tekrar aynı saygınlığı kazanabilir mi bilmiyorum. Ama bu da biraz da bizim elimizde. Ben zaman zaman öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki bunu reklam vereninden tutun da şeye kadar insanlar yani işte biz özellikle ve özellikle bir konuyu yazıyorsak güvenilir olmak zorundayız. Yani evet, sırf adam biz gıcık olduk ya da kaşına gözüne hayran olduğumuz. Ben şöyle söyleyeyim. Benim bizzat böyle işte bazı siyasilerle ya da şeylerle çok sevmediğim ya da tasvip etmediğim, takdir etmediğim insanlar da var. Onların haberi de bizde çıkar. Haber ben değil. Diyorum ki. Bak haberin çıkması da çıkıyor. Hayır şöyle söyleyeyim. Bak, haberinin çıkması şey haberinin çıkması derken şöyle. Yani normal haber değeri taşıyorsa ben bu adama gıcığım bunun haberini yapmayın peki, demiyorum. Teyit alıyor musunuz? Biz yaptığımız %95 oranındaki şöyle söyleyeyim. Kocanın gündemi bizden sorulur diyorum bak. Ben öyle şöyle söyleyeyim. İki senedir her gün bütün gazeteleri okuyorum. %90, yani. %95'inde
teyit mutlaka alıyor. Hatırlattığımız olmuştur diyeceksin. Tabii ki olur. %5'lik bir pay var ama %95 oranındaki şeylerde arkadaşlarımız mutlaka muhatabını arıyor. Ben başka bir şey söyledim aslında. Muhatabı gazeteciyse biraz daha meslek dayanışması şöyle, açısından. Şöyle ben geçmişte yaşadık birkaç tane arkadaşımız mi? Bizde bir haber çıkıyor. Haber değeri taşıyan bir şey çıkıyor. Sanki o haberi ben yazmış gibi. Ben açık söyleyeyim. Ben gazetedeki bizim bir yayın kurulumuz var. Bu 5 kişilik onu bir ekibimiz. Onu biliyorum, baskı yok. Yani bunu yapın, bunu yapmayın baskısı yok. 5 kişilik bir ekibimiz var. Hatta şunu da söyleyeyim. Gölcük'ten bir arkadaşımız daha var. Ersin Akboyun. Mesela Gölcük'te yine ilçe gazetesi olan bir arkadaşımız. Bizde de zaman zaman yazılar yazıyor. Onu okuduk birkaç kere Ersin Akboyun. Evet. Şöyle. Ersin Bey'in farklı bir tarzı var. Ben Karamürsel Belediye Başkanı'nı eleştiren bir yazı yazdım. Bir gün sonra Ersin Bey dedi ki ya sana mı soracaklar ne giyeceğini bu insanlar filan. Demet Akalın'la ilgili bir haber vardı ve dolayısıyla ben eleştirmiştim. O da beni eleştirdi. Aynı yazıyı yayınladık. Ve aynı gazetede. Evet. İşte güzel olan aynı, bu. Aynı gazetede yayınladık. Güzel olan benim bu. Şeyim şu. Ben farklı bir konuyu işliyorum. Çetin Bey farklı bir konu işliyor. Evet. Galip Hocam farklı bir konu işliyor. Ozan farklı bir konu işliyor. Mevlüt farklı bir konu işliyor. Ana yazar kadromuz. Ana yani bizim şeydeki olan yazar ana yazar hayata bakışları, siyasi görüşleri, duruşları da farklı. Farklı. Yani. Evet, farklı. Son derece demokratik bir ortam var. Ben onları zaten ve hatta başında. Bugünlerde ona gündeme geldiği için şöyle bir şey söyleyeyim. Ben mesela diyorum geçmişte bazı konular oluyor. Ben İmam Hatip mezunuyum. Ben İmam Hatip mezunu olarak yaşadığım sıkıntıları bugün hiçbir tane arkadaşıma ben şunu sormuyorum. Sen ne mezunusun? Bu işi yapabilir mi, yapamaz mı ona bakıyoruz. Evet. Bazen insanlar diyor işte şunu yaşadık, bunu yaşadık falan ama diyorum ben bendeki mantık, benim mantığım o. Ben bu işi gazeteyi en iyisini yapmam lazım. İnterneti en iyisi yapmam lazım ve bir de yazdığımız şeyin doğru olması gerekiyor. Yani biz yazdığımız zaman insanlar diyor ki ha bu doğrudur diyor. İşte teyit almışlardı filan. Tabii ki hata yaptığımız mutlaka şeyler olur. Ama 7 senede hata mı kasıt? Mesela birisini gazeteciden bir tanesini hiç sevmiyorsun, haz etmiyorsun. Yok, özellikle bir şeyini yazmam. Gibi. Ama şöyle söyleyeyim. Ama onun özel bu kentte de kadar. özel hayatını geçin. Bu kentte mesela de mesela arabasıyla ilgili. Doğru. Niye yazıyorsun? Niye yazıyorsun? Şöyle değil söyleyeyim. Bana. Ben yazmıyorum onu. Arkadaşlarımız şimdi geçmişte yaşanan bir şeyi söylüyorum özellikle. Ben isim isim vermiyorum. Ben mesela yok mesela, tamam benim arabam olsun. Şöyle söyleyeyim. Örnek. Şimdi 15 Temmuz'da bir hadise yaşadık değil mi? Bu 15 Temmuz'dan sonra ilimizde iki tane gazete kapatıldı. Evet. Bu gazetelerin kapanmasından sonra bu şeylerin mal varlıklarına el kondu. Evet. Doğru ya da onu devlet bilir. Biz bilemeyiz. Amin. Bizim şimdi bizim bu konudaki yapmamız gereken şey şuydu. İşte malum bir tane gazetecinin biri şantaj yapıyor, montaj yapıyor, bilmem ne yapıyor. Ara sıra da yazıyorum. Kardeşim bu kentte kimse birbirine bir tane internet sitesi atsan gidiyor birini tehdit ediyor. Bilmem ne. Böyle bir dünya yok ya. Ben 7 seneden beri samimi olarak peki söyleyeyim. Niye o kadar çok tıklanıyor madem böyle? Yani madem şimdi ben malum şahsım. Biz şey seviyoruz. Kabadayı seviyoruz millet olarak. Ben sana bakın, bir şey söyleyeyim mi? Biraz yalanı seviyoruz. Ama. Dedikoduyu seviyoruz. Ne yazarı? Atıyorum günde 5.000-6.000 tıklanıyorsa yazısı. Tamam. Civar doğru. O yazıları tıklayanların %90'ı o adamdan nefret eden insanlar. İşte ben acaba de ya karın ağrısı olan insanlar. Ulan acaba benim için bir şey yazdı mı? Bizim aynen öyle. Veya AK Parti'nin içinde veya belediyenin içinde kurumda görevli insanlar onu her gün kontrol ediyor ki bana sıra geldi mi? Bana bir şey yazdı mı diye. Tıklanması ondan artıyor. Değil mi? Sana bir örnek söyleyeyim. Bu yönetimlerin dışında azade 10 senelik 15 senelik mesele. O malum dediğiniz gazeteci ile ilgili belediyeler birleşmeden önce. Ben bak bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra yani demiyorum abi. Atarken işte de, siz deyin demeyin yani şu var. Bir tane belediye başkanı sekreteriyle aşk yaşıyor diye haber yaptı. Köşe yazısı yazdı bu gazeteci. Ben dergi çıkartıyordum o dönemde. Bir tane köşe belediye başkanı sekreteriyle aşk yaşıyor diye bir köşe yazısı yazdı. Gelip işte bana gelip bu durum düzeltmezse, izah etmezse ismini ifşa edeceğim diye yazı yazıyor. Kastettiği belediye başkanı ilçelerden diyelim A ilçesinin belediye başkanı. O söylediğimiz gün 3 tane belediye başkanı bunu ziyarete geliyor. Biriyle görüşüyor içeride, ikisi dışarıda bekliyor. Şimdi hangisi suçlu? Onun kastettiği yok ama orada. Onun kastettiği adam da gelmemiş. Öyle bir derdi yok. Ha. Bak. Şimdi sen zaten şöyle söyleyeyim. Ya bak, ben bunda Osman Bey şöyle söyleyeyim. Bakın burada. Çabuk söyle. Orada bütün suç bende geliyor. Onun adı Çantaycılık. O bende geliyor değil. İsmini vereceğim diye bir kelime kullanamazsın. Ben niyetliysen, cesaretliysen, gazeteciysen
Bunun usulü, bu usul şantajcılık sınıfına girebilir diyor. Aynen. Şöyle söyleyeyim. Peki hırsızın hiç mi suçu yok abi? Evet. Şimdi, hırsızın suçu var. Gelmiş oraya oturmuş kuyrukta bekliyor, iki kişi bekliyor, bir tanesiyle görüşüyor adam içeride. Ona o imkanı yani, veren, böyle bir derdim var ya. Siyasiler, o imkanı veren siyasiler. Zaten bunu kimse... O başkanlardan da hiçbirisi şu an başkan değil. Hepsinin ayağı kaydı zaten. Hiçbiri, onların ben isim biliyorum, hiçbirisi başkan değil şu an. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu konuda biz daha farklı ya şeyler yapmamız devlet lazım. Devlet gereğini yapsın, sana hiç bu adam şantaj yaptı mı? Yok, bana da yapmadı, yok. Yani kime yapıyor? Şöyle Arkan, söyleyeyim. İlçe başkanında veya bir dönem. Gitsin mahkemeye yok, yok. Lan, biz mi kısablanacağız? Ben şöyle söyleyeyim, bak ya. Dedin ki şantaj yaptı mı? Bundan yıllar önce bir mevzuda bir konu oldu, tamam, beni aradı. Ya şöyle bir şey duyduk bilmem ne, dedim ki ya benim devletten gizli saklı bir şeyim olmaz. Bir hatam varsa, suçum varsa, şeyim varsa devletin çağırdığı her yere giderim. Biz de dedim herkesin her şeyini biliyoruz filan. Öyle muhabbet kapandı. Yoksa o önüne gelen herkese şantaj yapabilecek durumda. Ben onunla ilgili de çok fazla bir şey konuşmak oğlum, istemiyorum. Çünkü var. Bunun mahkeme yargısı ya, var. Şöyle söyleyeyim var. Ya verirsin Osman var, Bey bak mahkemeye verirsin de. Bir şey söyleyeyim mi sana? Ya şantaj niye? Yap. Biz şantajı da açalım. Bak şimdi ben kimseyi savunmuyorum ama usul savunuyorum arkadaşlar. Şantaj niye yapılır? Nedir şantaj? Ben senin bir pisliğini öğrenmişimdir. Sana derim ki ya bu pisliği ya bana bunu ver. Bir menfaat isterim tamam. Senden. Evet. Bu çıkarı sağla ya da ben bu pisliği ortaya koyacağım. Şantaj buna denir. Senin karnının ağrısı yoksa ne şantajdan korkuyor? Ya zaten mevzu orada başlıyor. Tamam şantaj zaten yapmaz. Insanların... Çünkü bir şey var. Bana niye şantaj yapamıyorlar kardeşim? Yapsın ya. Ben de diyorum bana ki bak sen zaten şunu yapıyor musun? Yapıyorum. Zaten açıktan yapıyorum, benim gizlim yok. Karın ağrısı var zaten senin bu var, insanların hepsine. Senin var, indirmişsin, indirmişsin. Yani fısıt karıştırmışsın, onu yapmışsın, yakalanmışsın. Ya yani senin yaptığın söylenmeyecek, yakalayan suçlu. İşe bak. Zaten bunu yapan diyorum ya. Bunu o duruma getiren insanlar da suçlu. Yani sadece onun suçu yok. Şantaj çirkindir, doğru, kabul ediyorum. Bunu yapmak hırsızlık etiğine yakışmaz, kabul ediyorum. Özellikle özel hayata müdahale, yani özel hayata haberleştirilmesi ne olursa olsun yakışmaz. O onunla yattı, onunla öptü falan filan gibi haberler, nefret edelim. Yakışmaz. Doğru, bunu bir kenara koyduk. Bu yanlış mı? Yanlış. Öbür tarafa bakıyoruz şimdi. Şantaj yapıyor. Ne için yapıyor abi? Ne yaptığında şantaj yapıyor sana? Bunu sormaz mısın? Ben sana gelsem dostuz. Hayrullah bana şantaj yapıyorlar desem karnın ağrın ne demez misin? Ne yaptı ki şantaj yapıyorlar? Bir şey, çalarken mi yakalandın? Yani indirirken mi yakalandın? Demez misin? Sorarım. Tabii bunu soran yok. Şantajcı. Kapatın gazetesini. Vurun kafasına. Yıkın. Kesin. Hadi adam niye cezaevinde değil? Hani bak. 15 Temmuz sürecinde değil mi? Ben de ona aklım almıyor. FETÖ olaylarında malum söylediğiniz kişinin gazetesi kapatıldı. El koydu değil mi direkt? El koydu. Gazete kapatıldı komple. Bütün 80 küsur kişi yanılabilirim. Çalışanı var. İçinde bir sürü sarı basın kartı olan insanlar var. Yıllardır gazeteciye emek vermiş insanlar var. Oradaki tasarımcısından, reklamcısına, mal tedarikçisine kadar hepsi mağdur edildi mi? Edildi. Hepsi işsiz kaldı. Şimdi. Değil mi? Madem bu adam FETÖ'cü idi. Değil mi? Gitti yargılandı, tahliye edildi. FETÖ'den yargılanmıyor bile, mahkemesi yok. Hani FETÖ'cüydü? Hani onun için kapattınız bu gazeteyi? Değil mi? Ben o dönemde dedim ki bak, yazdığım şu. Yani yerel medyaya gelince çok ceberrut davranıyorsunuz anlamında. Şimdi hatırla böyle bir yazı yazdım. Yani yerel medyaya iştira gelince çok baskın davranıyorsun. Ben adamı sevmem, tanımam, etmem, bilmem. 85 tane. Hayır, şunu söyleyeyim. Bak 85. Şurada şuna katılmıyorum sana. İşsiz kalmış. Yok yok. Bir dakika, orada bir, tamam, insanların mağdur olmaz ama orada bir şey söylemem böyle lazım. Böyle bitmiyor. Yok yok. Orada çalıştığı için, bak dinleme biraz. Orada o gazetede çalıştığı için diğer gazetelerde bize de bir FETÖ'cü demesinler diye o işsiz kalan arkadaşların işsiz kalmasına devam etmesine vesile oldu mu? Biraz cemiyet ilgilendi sağ olsun ama yeterli oldu mu, olmadı. Hatta belediyeye, bir yer bilmem nereye, bir basınla ilgili insan alınacak. O gazete daha önce çalışmış diye kabul etmekler oldu mu? Oldu. Sen buraya kadar baskı yapıyorsun ve bu gazetenin sahibi FETÖ'den yargılanmıyor. Şimdi şöyle bir şey şunu söyleyeyim. Orada zaten karşı çıktığımız durum şu. Kayyum Osman Bey. Atasaydı. Ben onu tamam, yazdım. Kayyum atasaydı ne dedim ama? Sen ödemedin yani. Tamam. Ben ne dedim? Beni köfesini işten atması sebebi bu yazı yazma Facebook'ta. O sebepten attı. Sana neydi diye. Ben de dönüp de derim. Körfeze ki sana ne kardeşim? Belediyeyle ilgili bir şey mi yazmışım? Yok. Sana ne? Ben meslek birliği yapıyorum ya. Mesleğimi desteklerim ya. 85 tane. Ama şimdi bu konuya gelirsen, bu vatandaşa gelirsen bak şimdi şöyle söyleyeyim. Kayyum ata, yazan, iş devam etsin. Eyvallah, iş devam etsin. Doğru. Doğru diyorum ki orada haklısın da bak, niye kaçırdığın bir şey var ama. Kaçırdığın bir şey var. Bu vatandaşın yazılarına baktığın zaman
geçmişte aldığı istihbaratları, destekleri, bilmem nelere baktığın zaman. Bizim konumuz belki o değil ama abi şunu, yazıyor mu şu şunu söyleyeyim. Şu adam özellikle yazıyor. İşte olan zaten kime oldu? İşten atılan 85 kişi oldu. Tamam zaten adam saçma olan o. Saçma olan o zaten. Biz ne dedik? Onlar şu anda hakkını alamadıysa cemiyet mesela o dönem çok uğraştı arkadaşlarımızla ilgili. Ama bir kısmını yerleştirdi bir de maaş yaptı? Almalarını sağladı. Ve önemli. Türkiye'ye örnek bir şey ya, yaptı. Sarı basın kartlarını iptal edip maaşlarını yaptı. Sen bu zulümü bu işçiye çalışan ne yapıyorsun ya? Bu buna doğru zulüm deme, değil ama mi? Ben şöyle söyleyeyim. Ben buna zulüm dedim diye işim onu, o ama devletin işi. O FETÖ'cü müdür değil midir? Ama onu devlet seçecek. Sapla samanı ayırıp işin patronuyla yani işin patronuyla, patronun suçu varsa... Yok ben şöyle söyleyeyim. Açıkçası orada olan arkadaşlarının güvenlik soruşturmasında, araştırmasında ya da herhangi bir şeyinde bir şey yoksa ben o arkadaşlarımız gayet bizde çalışabilir abi, ve çalışıyor da. Bir şey varsa niye ceza tesis edilmediler? Hayır işte diyorum Personeli geç. Kendisinde bir şey varsa niye cezalandırılmadı? İşte onu diyorum ki onu devlet bilecek. Ben sen demek ki sana muhalif gazetenin kafasını kesiyorsun. Ben öyle anlarım. Ben işte diyorum ya. Ben öyle de derim. Ben sonuçta demokrasilerde de bazen insanlar hep demokrasi deriz de uygularken bunu uygulamayız. Bu herkes için geçerli. Her dönem, her iktidar için, tabii, her siyasi görüş adam, ve düşünce için geçerli. Yani. Cezaevinde değildi. Nezaret altında bilmem ne. Şimdi adamın ayağı kaymış cezaevinde belki sopa yiyor, belki olağanüstü hal var. Ne şartı? İyi bir şart değildir hapishanede nezarette kalma. Evet. O dönemde de yani AK Parti'ye ve olağanüstü hal sürecine yağcılık yapmak isteyen bütün gazeteciler haydi edeceğini buldu, gördün mü başına geleni, şimdi nasıl cezaevinden çıkacaksın diye bir sürü yazılar yazdılar. Çirkin buldum. Ne oldu adam? Mahkemeden tahliye edildi. Ne oldu abi? Bu mudur? Yani adamın ayağı kaydığı zaman tepesi değil, sen şimdi yaz. Yo zaten bir mevzu oldu hatta. Adam şeyin nezarette ağzı burnu bağlı altına döşeyin durun yani. Şöyle söyleyeyim ben. İnsanın adaleti sevmediklerine davranışıyla ölçülür. Bak Osman Sarı cezaatını doğrular. Geçmişte bir mevzu yaşandı. Bir, sevdiğini zaten seviyor. Aynen cenazede bir durum yaşandı mesela o arkadaşımızla ilgili. Ben direkt olarak müdahale ettim ve o gün bazıları kızdı etti. Hatta sonraki bir dönemde de o konu geçtiğinde o olayı gerçekleştirdim. İşte bir saldırı olayı olmuştu bir cenazede. O bahsettiğimiz arkadaşa. Ben de orada müdahale etmiştim falan. Sonrasında dedim ki işte böyle böyle oldu. Ya diyor bak ben herkesin diyor yapamadığını yapmıştım. Sonuçta adamın düştüğü zaman adama vurmayacaksın. Evet, adama güçlüyken şey yapacaksın. Ben güçlüyken saldırmışım diyor. O yüzden benim farkım var. Şimdi sonuçta tabii ki insanlara o devletin işi diyorum ya bizim işimiz değil. Biz sadece gördüğümüzü olayları objektif bir şekilde halka aktarmak bizim görevimiz, işimiz. Kılıçdan kaçalım arkadaşlar. Özgün olacağız. Özgün oluyoruz. Yani kimi oturtursam objektif halka aktarmak der. Objektif değil. Onları zaten biliyorsun. Hayır diyorum ki ben objektif aktarıyorum ama bak yaptığımız şeylere, şimdi haberlere ve yazılara bakarsan biz bunu gerçekleştiriyoruz. Objektif. Kocaeli'de herhangi bir, herkesin var, bir siyasi görüşü var. Bak. Artınız var. Sizin artınız gazete olarak farklı siyasi görüşten köşe yazarlarını yer vermedi. Yayın zaten politikamız da o. O güzel. Ona bir AK Parti, CHP, MHP bir tek bir partiyle ilgili bir partiyle ilgili haber yapmayız. Onun haricinde herkesle ilgili haber vardır bizde. Eyvallah. Ona bir lafımız yok. Onu baştan girerken söyledim. Şimdi Kocaeli'nin gündemini bugün ikimiz beraber sunacağız. Yani tamam. Sen zaten eski televizyoncu, radyocu, gazeteci her şeyi var. Her yol var Allah'a şükür diyorsun. Yok her yol yok. Her yol Ankara değil bize. Kocaeli'nin gündemini beraber sunacağız. Şimdi İsmet Çiğit 21 Eylül Perşembe günkü Özgür Kocaeli gazetinde Cengiz Sarıbay çok kırgın diyor. Şurayı seri bir şekilde okuyacağım, sen de okuyacaksın, bana yardım edeceksin biraz sonra. Diyor ki CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay her zamanki nezaketiyle Salı günü gazetemizin 26. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya geldi. Özgür Kocaeli gazetesinin 26. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun demiştin. Sen de. Özgür Kocaeli'nin 26. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz bu arada. Orada hemen bir şey söyleyeyim. Gazetenizde bir şey yazdınız mı kutlu olsun falan diye? Yok gazetede bir şey yazmadık da şöyle söyleyeyim. Ben özellikle Recep Bey'i imtiyaz sahibi olarak ben sürekli olarak şöyle söyleyeyim. Kocaeli'deki bütün gazetelerin genel yayın yönetmenleri, imtiyaz sahipleri ve şeylerle ilgili sürekli olarak görüşüyorum. Peki ve Recep Bey gazetenin imtiyaz sahibi. Evet. Özgür Kocaeli'nin yanında bir de Büyük Kocaeli Gazetesi. Büyük Kocaeli yani Gazetesi'nin sahibi. Şöyle söyleyeyim. Ben hatta bu konuda Kocaeli'de şu anda günlük olarak çıkan
gazetelerin genel yayın yönetmenlerine, imtiyaz sahiplerine teşekkür ediyorum. Niye diyeceksiniz? Aradan ben etmiyorum. Yok yok şöyle. İş adamlarına teşekkür etme. Hayır, iş adamları, iş adamları değil. Mesela ikinci gazetemiz Çağdaş. Mesela Çağdaş gazetesinin genel yayın yönetmeni de aynı şekilde. O farklı biraz. Evet. Hayır hayır. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mavi Kocaeli'de İlker Akşit, işte evet, tamam. Diğer Büyük Kocaeli'de zaten Cemalettin Bey falan. Bunlara geleceğiz. Yani sen hepsi konuyu yok yok. Ya. Ben bitecek. Onunla ilgili değil de İsmet Bey'le ilgili bir şey söylemek isterim Hacı, burada. Evet. Geçtiğimiz günlerde bu kentin trafikle ilgili bir sorunu var. Evet. Biz gazeteciler olarak öncelikle başka birisi daha yazmıştı. Ve sonradan işte zabıta, zabıta, zabıta daire başkanını aradım. Sen parkla ilgili yazmıştın. 5 liralık 10 liralık adam olmayın da bizim yeri fark edin diye. Ben okumayayım. İşte, biliyorum yok yok işte onu demiyorum. İşte o konuyla ilgili bir iki kelime söylemek isterim. Hazır konusu geçmişken. Şimdi Kocaeli'de uzun yıllardır gazetecilik yapan. Ama trafik konusuna gelince konuşalım onu. Tamam. O zaman konuşalım. Tamam. Şimdi bütün gündemi soracağım sana. Çünkü trafikle ilgili sizden de yazan var. Trafik sorunu ile ilgili. Sadun Çetin de tramvay güzel oldu vesaire gibi çözümleri yazmış. Onu oraya gelince. Şimdi Cengiz Sarıbay ziyaret etmiş İsmet Çiğit'i. Bundan 10-15 gün önce Sarıbay'a yeniden il başkanlığına aday mısınız diye sorulduğunda elbette adayım diyordu. Teyit etmek için bir kez daha sordum. Bu defa farklı konuştu. Vallahi tereddütteyim, düşünüyorum. Akşam eşimle de bu konuyu konuştum. Parti içinde birbirimizi basın önünde eleştirmeyelim istiyorum. En çok bizim yayında eleştirdiğimiz konu CHP ile ilgili. Basın önünde evet. Eleştirmeleri. Ama çıkıp herkes konuşuyor. Ben de biraz bu parti için yaptıklarım bilinsin, takdir edilsin istiyorum. Sıkıntılarım var. 3 milletvekili arkadaşımla birlikte oturup konuşacağız. Tam ve samimi desteklerini alırsam devam ederim. Yoksa yeniden aday olmamayı da artık ciddi şekilde düşünüyorum demiş Cengiz Sarıbay. Umarım CHP'liler Sarıbay'a sahip çıkar. O da umarım önümüzdeki kongrede en azından kurultay delegeliği seçimlerinin çarşaf liste yöntemiyle yapılmasını sağlar diyor İsmet Çiğit. Diyeceğim bir şey varsa da niye ben gazetemi aldım? Evet, ana kumanda buyur. Seri. Anlaşılmadı. Abi sen perde arkasındasın. Bu aramızda hiçbir engel olmadan oturuyor konu. Tamam. Söyle ama sabah uzatabilir miyiz programı sığmazsa? Ben elinde. Senin elinde. Buyur o zaman istediğin kadar konuş. Tamam. Kime? Hayrullah Bey kaç yaşında diyorsun? Ha, gazete kaçıncı yaşında? Evet, gazete teşekkür ediyorum. Gazete şu anda 7 yıl bitecek, 8. yıla gireceğiz. Ama 21 o 7 yıl, Şubat, 70 yıl gibi geçti, sen onu bilmiyorsun. 21 Şubat'ta bizim 2011'de kurulduk ve 21 Şubat'ta da her yıl yıl dönümü yapıyoruz. Geçtiğimiz yılda da yapmıştık. Bu yılda da... Evet. Cengiz Sarıbay Yıldırım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Geldi. Evet, Cengiz Bey özellikle teşekkür ediyorum. Bugüne kadar CHP'nin il başkanları arasında gerçekten benim de takdir ettiğim ve il şöyle söyleyeyim. 7. yılımızdaki yapmış olduğumuz etkinlikte emin olun CHP kadro halinde geldi ve sonradan da birkaç sefer ziyaretimize geldi ve o günde etkinlikte bizzat Cengiz Sarıbay da vardı ve ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü şey olarak ben mesela zaman zaman siyasilerle oturup sohbet ediyoruz. Ben CHP'de iki ismi çok önemsiyorum. Bir Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, gerçekten çalışkan ve sürekli olarak bu konuda ziyaretlerini yapıyor, şeylerini yapıyor ve Cengiz Sarıbay da bu konuda hiçbir şeyi atlamıyor. Selma Yıldırım. O da yine zaman zaman konuk olacağım, ona göre konuşacağız. Zaman zaman yok yok. Ben şöyle söyleyeyim, insanlarla ilgili benim bir net bir tavrım var. Ben biriyle ilgili bir şey söyleyeceksem direkt yüzüne karşı söyleyemediğim hiçbir şeyi arkasından söylemem. O da aktif bir insan ve zaman zaman birkaç sefer sohbet ettik, karşılaştık. Çok belki diğerleri gibi samimiyetimiz yok ama gerçekten o da işinde başarılı bir insan. Sen sonuçta şey bir insan. Ne diyorsun sen ana kumanda? Ama bir şey konuyla gazeteleri de okuyacağız yani.
Evet. Tamam. Tamam. Fakat hepsi bu şekilde özel gösterip geliyor. Ben Cengiz Sarıbay'ın gazetenizin kuruluş yıl dönümünde ziyarete gelip gelmediğini sormamdaki sebep diyor ana kumanda. Yani diğer siyasi parti il başkanları da bu konuya özen gösteriyorlar mı? Geliyorlar mı? Yani gazete kuruluşu... Şimdi şöyle söyleyeyim bu ya konuda... Ya da ayırıyorlar mı? Ona gidelim, buna gitmeyelim durumu var mı gibi değil mi? Ya anladım da gelirlerse kendilerine gelirler. Bir de böyle bir durum var. Şeyle yani. İlgili şöyle söyleyeyim. O dönem biz zaten özellikle şunu vurgulamak isterim. 7. yıldaki etkinliğimizde mübalağasız bütün siyasi partilerden insanların olması, hepsinin de resimleri falan çektik. Ve çok hoşuma gitti. Hem yukarıda hem aşağıda güzel de bir etkinlik yaptık organizasyoncu da olunca. Zaten evet, organizasyon ve tanıtımla ilgili işlerimiz de var. Zeylin Medya olarak, reklam atölyesi ve Zeylin organizasyonu olarak gerçekten komple bir çalışma yürütüyoruz. Zaten gazetenin en büyük maddi kaynağı, maddi desteği bizim reklamcılıktan kazandığımız. Zaten soru insanlar... Soru sorduğum zaman harcamaya mı çalışıyorsun? Demirel gibi. Yok. Yok. Demirel çıkıyor 2 saat canlı yayına bir tane soruya cevap verdiğin yok ya. Tamam ben şimdi, arkadaşın hepsi geldi ona tamam. Cevap verdim. O cevap alındı. Adamı konuşturuyorsun bari sorusuna cevap verelim. Mavi Kocaeli gazetesi 21 Eylül Perşembe. Sebahattin Aydın KOTO'ya geçmişine güvenen aday olsun diyor. Zaten başlık yazıyı özetliyor. Kocaeli Ticaret Odası'nın seçimleri var yakında malumunuz. Onunla evet. İlgili çalışmalar sürüyor. Sebahattin Aydın diyor ki geçmişinde en ufak bir mıkıntısı olan hiç boşuna aday olup da milletin başına artmasın ilerleyen zamanlarda. Çünkü 15 Temmuz sürecinden sonra seçilmiş başkanı FETÖ'den tutuklandı, cezaevine girdi. Ondan sonra tekrar seçilen başkan... Hatta ben o zamanlar çok yazdım. İlk evet. De bu dönemde de tabii ki şunu da özellikle vurgulamak lazım. Bu konuda sonuçta yazılması devam. Sen onu eleştir. Veya evet. Değerlendir. Veya artık ne fikir. KOTO ile ilgili olduğu için ilk çok yazdım ben o konuda. Evet. KOTO'ya kayyum atansın diye bir dönem çok uğraştım. Evet, işte o kayyum atanacak kadar duruma gelmiş bir vaziyetteyken Necim Bulut gelip o işi temizledi. Aslında şöyle söyleyeyim orada. İtibar kazandı. Yok bir şey söyleyeyim mi sana? KOTO'ya şimdi bazen ben bazen zaman söylüyorum. KOTO'nun tabii ki meclis üyeleri, meclise aday olacak olan insanlar arıyor zaman konuşuyoruz. Necmi Bulut'tan önce şunu vurgulamak lazım. Semih Barış biliyorsun. Aslında o dönem işte bir dönem ticaret odası kayyum atanacaktı tam. Semih Barış ama o işe el attı. Semih Barış'ın da yönetim kurulu kararında eksiklerle bir takım resmi... Yok anladım. Ondan sonra bu işin iç yüzünü de biraz daha farklı olduğunu biliyoruz. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bazı kurumları yönetmek ve idare etmek de başka bir şey istiyor. Necmi Bulut'un da şöyle bir eleştirdiğim yönü var. Necmi Bulut'un bu konuda çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. İyi bir insan olabilir. Kişisel olarak çok bir bak şey olarak diyorum sana gördüğüm ve izlediğim. Ben zaten ilk başta bu yorumu yapmadım. Bu yorumu yapmadığım için şimdi yapabiliyorum. Bunu da zaman zaman bazı arkadaşlarla şey yaptığımız zaman. Ya, KOTO'ya yeterli değil dediğin Necmi Bulut. KOTO'ya kayyum atanacak duruma gelmiş neredeyse. Bak diyorum ki bir yeri yönetmek Osman Bey, bir yeri yönetmek başka bir şey. Alıp toparlayıp temizleyip hatta. Alıp toparlamadı yönetim kurulu. Hayır. Bak alıp toparlamak sadece tek başına değil. İşte orada meclis başkanı var. Orada yönetim kurulundaki arkadaşlar var. Ya diyorum ki bir dakika şimdi. Daha önceki konuyu açmayalım istersen. Aynı spor yumor. Yani Atatürk olmasa yok. Ben şimdi şöyle bu ülkede gerçekten FETÖ'yle ilgili oraya geleceğim. Sporyum'la ilgili bir haber var değil mi? Evet. Sporyum'un daha önceki sahibi kimdi? Konu başka. Bak şimdi. Hayır diyorum ki işte oradan görünce bu şeye bağlanıyor. Tamam ama şimdi Sebahattin Aydın'ın düşüncesini alalım ki. Tamam. Onun üzerinden yürüyelim yani. Onun peşi derdindeyim yani. Anladın mı? Necmi Bulut ve arkadaşlar ortaya çıktı. Başını okumuyorum. Orayı özetledik yani. FETÖ'den başkan alındı vesaire falan filan. Necmi Bulut ve arkadaşlar ortaya çıktı. KOTO sahipsiz değil dediler. Necmi Bulut'u başkan ilan ettiler. Necmi Bulut başkan olduktan sonra süreci iyi yönetti. Açıkçası ben bunu başarabileceğine ihtimal vermemiştim. Şimdi komite seçimleri yapılıyor. Ardında da başkan seçimleri olacak. Necmi Bulut ve ekibi yine aday olacak. Seçimi kazanmak için büyük bir gayret gösteriyorlar. Rakipleri elbette olacak.
Kotu'da seçimler çetin geçer. Kimse elini kolunu sallayarak başkan olamaz. Tek adaylı seçim de zaten Kotu'ya yakışmaz. Burada mühim olan gelecek süreçte Kotu'nun eski itibarına kavuşmasını sağlayacak yönetimlerin iş başına geçmesi. Bak Sebat Bey'le. Ben de orada bunun işte içinde, benim de söylediğim o zaten. Bunun için de başkan adaylarının geçmişinin temiz olması gerekiyor. Geçmişinden korkan, karşısına eski hataları çıkacak olan biri varsa adaylığını aklından bile geçirmemeli. Bu şehrin esnafını temsil eden Koto yeterince yara aldı. Bundan sonra göreve gelecek yönetim ak ve pak olmalıdır. Kocaeli Ticaret Odası'nı yöneten kadrolar hiçbir yere bağlı olmamalıdır. Bakın bunlar önemli. Yani bir cemaat ve tarikatın çıkarlarını gözetmemelidir. Bu kurumda çıkarı gözetilecek olan o odaya bağlı taksitini ödeyen esnaflarımızdır, iş adamlarımızdır diyor. Ben yıllardır Ticaret Odası'nın ne işe yaradığını anlamış değilim. Şimdi burada benim söylediğimde aynı aslında. Niye diyeceksin? Koto'yu sadece bu başarı, buna bir başarı varsa, bir başarı, bak bir başarı varsa, ben de onu söylüyorum zaten. Bir başarı varsa bu Necmi Bulut'un sadece tek başına başarabileceği bir şey değil. Şey olarak da, vizyon olarak da biraz daha kendini yetiştirmesi gerekir. Belki vizyon yaşça benden ya, büyüktür. Vizyon, vizyon. Şöyle söyleyeyim. Bir yere gittiğiniz zaman bakın şimdi. Ben birkaç kez izledim. Ben şeylere de zaman zaman oturuyoruz. Ya biraz da artistik Mehmet, artistik değil. Evet. Artistik değil. Adam bak bir yere gittiğiniz işte. Zaman bir yere gittiniz. Evet. Vali Bey bile geliyor. Tamam. Önde oturan herkesle tokalaşıyor. Evet. Necmi Bey 5 kişiyle ya da işte protokoldeki 2 kişiyle, 3 kişiyle, 5 kişiyle tokalaşıyor. Evet. Yanında Akın Bey geliyor. Şimdi ticaret odasının aslında farklı bir şey var. Bunu da mesela protokolde ticaret odası başkanından önce geliyor meclis başkanı. Hı hı. Normalde protokolde meclis başkanı ticaret odası başkanının önünde. Ya ne olur bunun eşit. Hayır, hayır. Yani. Şey için yani, onu demiyorum. Yani. Bak vizyon değil. Hı. Ya bir yere gittiniz, bir yere adım attınız. Çok alışmadın. Ya diyorum ki bu da bir şeydir de. Ya Necim Bulut'a dersin ki ararsın cepten. Hayır hayır diyorum ki bak. Şimdi o da kibir. Bak kendini öne çıkarmayı sevmeyen bir adam. Ya kendi öne çıkarmayı bırak. Hatta temsil ettiğin bir kurum Osman Bey. Bak doğru diyorsun. Temsil ettiğin bir kurum. Şimdi ben kendim reklamcı olarak başka. Evet. Ama gazeteyle ilgilenmeye başladıktan sonra biraz daha farklı. Hem hareketlerime, hem tavrıma, hem tarzıma ya, dikkat etmek zorundayım. Aşırmış, derelerden geçirmiş, FETÖ'den kayyum atanmasına kurtarmış. Diyorum ki. Protokole gittiği zaman 5 kişi. Protokol sadece değil işte. Vizyonu tek başına. Vizyon tek ya? Başına. Demek ki tek başına yeterli değil. Ben de diyorum ki. Oraya gelecek olan Sebattin arkadaşımıza bize katılıyoruz. Bize ekmek yapacak insanlar lazım. Fırının kapısını boyayacak insanlar değil. Anladın? Vizyon dediğiniz fırının kapısını tek boyayanlar değil. Tek başına. Bize ekmek üretecek insan lazım. Ben ondan diyorum ki bak. Tek başına oldu. Oradaki yönetimdeki sen bir sussan beni anlayacaksın. Diyorum ki burada şu önemli. Ticaret odasında sadece Necmi Bulut tek başına başarılı olabilecek bir şey değil. Ama yönetime girecek. Yönetim bak ya. Meclis üyeleri bilmem ne zaten şu anda bizim vurguladığımız şey şu. Yıllardır ben ticaret odasının ne işe yaradığını hiçbir türlü anlamış değilim. Yani devletin bize ya ticaret il müdürlükleri var bilmem ne var. Ben yıllardan beri bunu savunuyorum. Noterlerle ticaret odalarının ne işe yaradığını anlamam. Onun için de ticaret odalarına hep mesafeli durduk bugüne kadar. Geçmiş dönemde de bir sıkıntı yaşandığı için şu anda meclis üyeleriyle beraber toparlayacak birisi lazım. Ha kimisi diyor ki bu Necmi Bulut'tur. Ben de öyle Necmi diyorum. Bulut işte şeydir. Ben de diyorum ki biraz kendi yönetebilecek durumda olması lazım. Meclis üyelerinin dediğiyle orayı idare edecekse başkan olmasının bir anlamı yok. Benim savunduğum o. Yoksa Necmi Bey'i tanımam, şey yapmam diyorum ya izliyorum. Tanısan başta zaten böyle düşünmezsin. Tanımadın mı? Yok yok ben de diyorum ki o kendini tanıtacak o zaman yani. Evet, o benim suçum değil ki. O diyor o da. Bak ben de diyorum benim ki bu eksiklerini tamamlarsa... Bu eksiklerini de tamamlamak zorunda. Evet. Çünkü beni temsil edecek. Evet. Beni temsil edecek adamı ben tanımıyorsam bu kentte kimse tanımaz. Onu kendisini kendi tanıtacak yani. Diyecek ki evet. Kardeşim selamun aleyküm aleyküm selam. Bizim herkese kapımız açık. Adam şimdi her gün tanıdığı bir adamın yanına gider kendini anlatırsa bir şey ifade eder mi? Etmez. Tanımadığı kişilerin abi, yanına gidip kendini ifade edebilecek. Bir köşe yazarı bunu yazdı. Necmi Bulut'ta yani konuşmuş Necmi Bulut'ta hatırlamıyorum kim olduğunu. Hı hı. O da demiş ki bu konuda haklısınız doğru. Ozan Özgenç olabilir bilmiyorum şimdi.
Haklısınız, doğru söylüyorsunuz. Ben gerçekten... Ben şeylere söylüyorum. Mehmet Şen'le işte zaman zaman Akın Bey'le falan sohbet ediyoruz. Bunu da söylüyorum. Onun çevresinde olan insanlara da söylüyorum. Diyorum ki bakın özellikle bazı makamların başına geldiği zaman insanlar gerekiyorsa özel eğitim almalı ya. Özel eğitim alacak. Ya kendini yetiştirecek. Bir yolu yönlendirecek değil mi ya? En azından. Ya şey bizim yok. İnsanlara akıl vermek gibi bir şeyimiz yok. Yücel Alpaydemir aynı şeyi yazmış. Bu şehir Necim Bulut'a borçlu. Bunu ben geçen programdan sakladım. Bunu pazartesiye bir daha saklayacağım. Mecburen o konuyu konuştuk. Çünkü konunun tamamı ticaret odasına gidecek. Sen ayağa kalktın ama seri ne var? Evet. Evet söyle. Ben bir şey demedim katılasın. Ben bu yazıyı okuyorum. Tamam, hepsi birbirine bağlı şeyler. Evet. Evet. Temsil ettiği kurumu iyi temsil etmeli. O eksikleri tamamlanabilecek bir şey ama. Yani şimdi bir gidip de bir protokolde ön sıradaki 5 kişi tokalaştı diye bir adamın vizyonsuz, misyonsuz, başarısız sayılması doğru değil. Başarısız değil. Mecbutu dersen ki bak biz ne? Mecbutu dersen ki giderken. O bir örnekti. Kardeşim buraya girdiğin zaman ön protokolde kim varsa başta sonuna kadar tokalaş dersin. Bitti. Ya sırf bunun için bir adamın başarısız saymak mümkün değil. Ya bu bir örnek sadece Osman Bey. Bu bir örnek. Abi diğerlerinin vizyonu mizyonu 10 numaraydı cezaevindeler. Nasıl olacak şimdi? Şimdi orada da şöyle bir şey var. Ben de onu diyorum bak. Nasıl olacak yani? Şimdi o vatandaş cezaevinde ama bunun eski sahibi ben zaman zaman değiniyorum Sporium. Bunlara. Sporium'un eski sahibi nerede? Bülent Karagöz nerede? O ticaret odasıyla ilgili bir mevzu değil. Ticaret odası meclis başkanıydı bu adam ya. İdi işte oralardan kurtarıp Necip Osman Bey diyorum ki Necip Bulut tamam da onu da konuşmamız lazım. Hayır diyorum ki bak bu konuda yani bu konuda demek sen ki Necip Bulut diyorsun protokolde tokalaşmayı unuttu. Tamam diyorum ki bak bunu konuşurken Murat Özdağ içeride ama bu nerede? Ne iş yapıyor? Bilmiyorum. Bilen var mı? Ben öyle hakim olmadığım konularda konuşmam ben. Bak ben de diyorum işte. Ya. Bülent Karagöz. İşte hakim olmalı. Bülent Karagöz gibi birkaç kişi nerede? Nerede? Niye herhangi bir sorgulama ya da bir şey yok? Nerede? Vallahi bilmiyorum. Evet. Yetkililere sormak lazım. İddianı ispatlayabilir. Belki kardeşim şimdi bu işin neyse ben o konulara girmeyeyim. Bizim de bildiğimiz şey ama bunları böyle aleni kanıtlayamayacağımız şeyleri iddia edersek. İddia etmiyorum olmaz. Diyorum ki meclis başkanıydı evet. Ve Sporium niye elinden alındı? Evet şimdi ya. İşletmeci arıyorlarmış. Ya bir dakika diyorum ki kardeşim Sporium'u niye iptal ettiniz sözleşmeyi? Herhalde bu davalardan. O zaman niye adamın hakkında dava yok bir şey yok? Kardeşim biz demin... Demek şimdi, ki mücadele gerektiği gibi bazı şeylerle mücadele edilmiyor. O zaman demin anlattık gazete kapanırken niye bu duyarlılığı göstermiyorsunuz ya? Niye dava söyledim aynısını yazılarını okuyorum. Niye dava Ben sana çıkar o vatandaşın sözleşmeyi yazılarını. Ben yok. Diyorum ki Bülent daha önce bu yapıyla ilgili bak bir dakika. Bu yapıyla ilgili bu adamın düşüncesi var mıdır ne olabilir? Yazılarını çıkardım ben bir iki tanesini de yayınladım. Evet. Gelmesi lazım şöyle olması lazım böyle olması lazım. Benden mi istihbarat alıyordu? Hayır. İstihbarat aldığı savcılar da içeride şimdi. Gidip de kitap okuyup da gönderen savcılar da içeride. Evet. Karışık iş. Daha atizi, yani atizi itizine karışmış mı? Atizi itizini bırak. Atizi itizini geçmiş. Sen ne anlatıyorsun? Adam diyorum gidip de adam sen şikayetçi oluyorsun bu vatandaştan. Şöyle yaptı böyle yaptı. Hakkında dosya var bilmem ne. Gidiyor vatandaşın bir tanesi açıyor. Kitap okuyor ona. Ondan sonra git diyor evine. Bu malum şahısla ilgili. Evet. Ben onları öğrendikten sonra dedim ki arkadaş bu ülkede şeyle ilgili adalet mekanizması ile ilgili şeyle ilgili şimdi şunu da söyleyeyim hazır yeri gelmişken. Ya. Şimdi bu FETÖ'cülerin bu içeride olan hakim ve savcıların bu kadar insanla ilgili karar vermişler. Evet. Geçtiğimiz günlerde de yazdım. Bunlar hiç sorgulanmayacak mı? Demeyecek miyiz ki lan bunlar gerçekten vicdanen adaleten karar vermemişler. Bunların verdikleri kararların bazılarını tekrar sorgulayalım demeyecek miyiz? Ya bunu ben geçen sene yazdım.
Ayrıca bu canlı yayında belki abartmıyorum 7-8 kere böyle 10'ar dakika konuştum. O da yetmedi. O konuştuğum bölümü kestirdim. tv260.com sitesine girerseniz güncel yere, tamam mı? FETÖ'nü yargıladığı insanlar ne olacak? Başlıklı 3 dakikalık, 4 evet. dakikalık bir sürü videolar paylaştım. Bununla ilgili yazılar yazdım. Hatta davaların adlarını araştırıp İhya Der davası filan dava filan dava gibi davaların adlarını da yazdım. Hatta biraz daha ileri gittim. O davadan hala cezaevinde bulunan 15 senedir ceza yatan insanlar diyorlar ki biz af istemiyoruz. Yeniden yargılanma istiyoruz diyorlar diye yazdım, anlattım. Aynen. Bu programda patlattım boğazımı. Ama buna rağmen herhangi bir işlem yapılmıyor. Buna rağmen ya şimdi kamuoyunda dedikodu var. Yani Sakarya milletvekilinin abisi, bir FETÖ'den şaibesi olan bir kimsenin abisi Cumhurbaşkanı'na ekonomiden sorulu danışman yapılıyor. Millet de diyor kardeşim ne iştir bu diyor. Ama ne açıklama geliyor? Cezanın şahsiliği ilkesi, suçun şahsiliği ilkesi. Başka bir şeyde cezanın şahsiliği olmuyor. Kardeşini bağlamaz. Biz geçen program söyledik. Sen izlesen bilirsin. Dedik ki tamam, bazılarını izliyorum cezanın sonra. Şahsiliği ilkesi uygulandı. Onu dinledim. Abisinin suçu onu bağlamaz. TÜBİTAK işçi olarak gitmiş adam. O zaman söylemiş mi? İsmini söyleyeyim yani. TÜBİTAK form doldurmuş. İşçi olacak bu neticede. Teknik adam değil. Adama Alevi'yi soruyorsun orada. Yetkililer diyor ki kardeşim, teyzen, bibin, halan, komşun, dayın, seninle alakalı birisi FETÖ'den ifade vermişse hiç borcuna buraya gelme. Giremezsin. Cezanın şahsiliği, suçun şahsiliği ilkesi oradaki işçiye uygulanmıyor da koskoca Cumhurbaşkanı'nın danışmanı olacak adama niye uygulanıyor? Eğer adaletse bu, değil mi? Adaletse, Başbuğ Türkeş'in güzel bir sözü vardı. Allah rahmet etsin. Adalet kendini bile kayırmamaktır derdi. Adaletse, adalet diyor. şimdi o çok eskide kaldı ya. Hazreti Ömer'in adaletinden ederim işte bir sustarız konuşacağız. Sen açtın, ben bölmüştüm. Tam örnekli başkanına gelmiştim. Tamam, senin konuşma haklarını gasp ediyorum bundan sonra. Şimdi konuş. İl başkanı Kocaeli'de 7 tane ayrı partinin il başkanları toplanıyorlar. Her ayda bir sefer birinin ev sahipliğinde güzel, bana göre çok hoş, güzel toplumsal barışa katkı sağlayan toplantılar yapıyorlar. En sonunda FETÖ davasını takip kararı aldılar. Hepsi beraber gittiler, takip ettiler. Hoş, orada da özellikle CHP il başkanını ben tebrik ediyorum. Çünkü sarı bu konu, evet, bu konuda niye diyeceksiniz? Evet. Çünkü il başkanlarının o konuda işte CHP'nin bu konuya yaklaşımını falan biliyorsunuz. Ama buradaki birliği, beraberliği bozmamak adına da olsa evet. orada bulunması, o işle ilgilenmesi, oraya gitmiş olması bence hepsinin gitmesinden daha önemlidir diye evet. düşünüyorum. Çok güzel. Zaten herhalde Türkiye'de tek bizde var değil mi? Evet. Hoşgörü vilayeti haline gelmiş oluyoruz. Çok ben de herkes takdir ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir şey çıktı. Daha somut sonuçlar açıklasınlar. Geçtiğimiz yani. Günlerde Saadet Partisi bu konuda ne yapacağını bilmiyor. Onu da aktarmak isterim. Saadet Partisi son zamanlarda kendini kaybetti. Özellikle ilimizdeki siyasetçileri de ben geçen de yazdım. Eksen kayması yaşıyorlar. Onu bir mevzuyla ilgili görüş alayım diye sorduğumda ve geçtiğimiz günlerdeki il başkanlarının bir açıklaması vardı. Böyle gündemi biraz meşgul etti. İşte acaba il başkanlarının fikir ayrılığına mı düştü, masa mı dağılıyor, bilmem ne yapıyor. Ondan sonra Saadet Partisi'nin il başkanı da normal şeye geldi. Normal ayara. Olması gereken ayara geldi. Ama Saadet Partisi'nde son dönemlerde bir eksen kayması yaşıyor. O rahmetli Necmettin kaydı gitti. Evet. Milli görüş çizgisi falan kalmadı. Hiç kimse kusura bakmasın. Evet. Saadet Partisi'nin o Necmettin Erbakan Hoca'nın biz mirasçıyız falan demesinler yani. Evet. Kusura bakmasınlar. Bence ben çünkü Erbakan Hoca'yla doğdum. Bence yani de. Ben doğduğumda babam Erbakan Hoca'yı tanırdı siyasette. Ama şimdi bugün gördüğümüz şeyler, bugün yaşadığımız şeyler o kadar farklı aynen. Milli görüşü ya milli görüş çizgisinden ben şöyle söyleyeyim. Ben herkesin bir görüşü var. Tabii benim de bir siyasi görüşüm var ama ben şundan yanayım. Kardeşim iktidar her yaptığımız doğru diyor. Muhalefette sizin her yaptığınız yanlış diyor. Hatta bu konuyla ilgili geçmişte biz MHP il başkanıyla çok tartıştık. Bu konuları konuştuk sonra. Tabii. Aydın Ünlü'yle çok sohbet ediyorduk. Baktım bundan 3 ay önce de 3-4 ay önce de yazdım. Dedim Aydın Ünlü daha çok AK Partili. Şemsettin Ceyhan'dan bazı şeyleri daha çok savunur olmuş. Onu da eleştiriyorum. Diyorum ki söylüyorum bunları. Zaman zaman konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, yazılarımızda anlatıyoruz. Diyorum ki bakın önemli olan benim de savunduğum şey şuydu. Ülke için AK Parti bir şey yapıyorsa
Biz ona doğru diyelim. Yanlış yapıyorsa eleştirelim. Şimdi Cumhurbaşkanımız bir şey söylüyor. Ertesi gün kanunlaşıyor. Ertesi gün kanunlaşıyor. Kimsenin bir fikri yok. Zikri yok. Şeyi yok. TEOG'la ilgili bir şey söyledi. Üç gün sonra kalktı. Ya diyorum kardeşim herkesin bir düşünce... Vazgeçtim derse ya ben de onu diyorum. Diyorum ki ya bir şey düşünün da siz de bir şey düşünün. Ben o yüzden bazı siyasilere şeylere Cumhurbaşkanı olmazsa siz hiçbir şeysiniz diyorum. Onun için biraz fikir üretin, zikir üretin, bir şey yapın. Yani yarın bir gün şeyde fani sonuçta Cumhurbaşkanı ölümsüz değil. Evet, Allah ağzıyla söyledi ya. Allah uzun ömür versin. Evet, Allah uzun ömür versin. Neticede. Allah uzun ömür versin. Amin. Ben geçtiğimiz günlerde sen de yaz şey yaptın. O şeyini izledim. Ya işte İzmit işte bir Cumhurbaşkanının yapılan büstüyle ilgili falan evet, çok gündeme geldi. Evet. Bazı çalışmalar. Evet, doğru. Büstüyle ilgili ben dedim ki bunu başkanın kendi düşündüğünü düşünmüyorum. Birisi böyle yapalım demiştir. O da güzel olur yapalım demiştir. Ama ben mesela en çok karşı olduğum şeylerden bu. Tabii ki hizmetlerini de anlatıyoruz, şey yapıyoruz. Ama ben diyorum kim öyle bir şey yapıyorsa bunu o zaman da söyledim. Cumhurbaşkanı duyarsa dedim bu konuda fırça dağıtır. Sonuçta fırça dağıttı demek ki dedim. Cumhurbaşkanı yapması gereken şeyi yaptı. Evet, ana kumanda. Kim olursa olsun. Ana kumanda diyor ki Saadet Partisi'nin ekserinden kaydığını, Milli Güç çizgisinden kaydığını söyleyen Hayrullah Demirel'e ben şunu soruyorum diyor. Evet, CHP'de kayıyor. CHP'de diyor Sosyal Demokrat çizgisinden kaymış mıdır? Kaymış. Ama ben bugüne kadar şöyle açık söyleyeyim, bunu bu niye söyledim? Kayan zaten mi? Yok yok, şöyle söyleyeyim ana kumandadaki arkadaşımıza. CHP'de bazı konularda eksen kayması yaşıyor ama ben bugüne kadar şimdi diyorum ya ben hiç mesela CHP'ye oy vermedim açık söyleyeyim. Ama ben mesela konuştuğumda söylüyorum keşke diyorum CHP benim de oy verebileceğim duruma gelse. Yani bazı şeylerde görüşleri, düşünceleri, şeyleri paylaşamıyoruz. Ama Saadet Partisi, Milli Görüş, geçmişte de oy verdiğimiz insanlar olduğu için ve rahmetli Necmettin Erbakan Hoca'yı bugün birçok insan sever ya da sevmez rahmetle yad eder. Biz de genellikle insanlar öldükten sonra onların kıymetini biliriz, yaşarken bilmeyiz. Onun için Milli Görüş'ün de ne demek olduğunu bildiğim için özellikle bugünkü yaptıklarının eksen kayması. Ha CHP ile ilgili eksen kayması yok mu dersen eksen kayması onlar da yaşıyor. AK Parti de dönem dönem ne yapacağını ya, bazen CHP'de şaşırıyor. MHP'de ben bir şey ilave etmek isterim. CHP'nin eksenini bana tarif edin. Kaymış mı kaymamış mı söyleyeyim. Şimdi bir parti hem Atatürk'ün ilkelerinin inkılapları var değil mi? Yani onun Atatürk'ün kurduğu parti neticesi. Devlet kuran parti CHP yani. Bu devletin kuran parti. Yani aynı anda hem laik, hem milliyetçi, hem sosyal demokrat. Yani hem solcu olacaksın, hem milliyetçi olacaksın, hem sol. Hepsiniz bir aynı anda olacaksın. Böyle partinin ekseni nasıl olacak? Şimdi CHP'nin içinde haca gitmiş adam da var. Beş vakit namaz kılan adam var. Allah'a inanmayan adam da var. Şimdi nasıl eksen? Ekseni nereye koyalım ki kayısını da kaymasın yani. Yani Kızıl Komünist de var değil mi? İçinde ya temsil eden başka parti olmayınca CHP'ye yanaşıyor. O var. AK Parti'de de var benzerleri. Yani her model var ama CHP'nin, AK Parti'nin bir şeyi var, ekseni var. Yani uca gitti mi atıyor gidiyor. Şimdi CHP'de aşırı Mustafa Kemalist, Mustafa Kemal Atatürk'ü aşırı tutanlar, Kemalist ulusalcı kanat var. Öte yandan özellikle Güneydoğu'daki siyasilere biraz daha hoşgörülü yaklaşan, hatta zaman zaman PKK cenazesine giden, hatta Türkiye ile İran savaşırsa, Rusya savaşırsa, Türkiye ile İran savaşırsa, İran'dan yana Türkiye'ye karşı savaşırım diyen milletvekili var. Şimdi ekseni nereye oturtalım ki kaydı mı kaymadı mı anlayalım. Her yol var abi. Ya neresine koyacağız ekseni de? Sosyalist parti misin? Söyle anlayalım. Sosyalist eksene uymayanlara diyelim ki kardeşim sosyalist partide şeriatçı adamın işi yok. Çıktı gitti yerine. Değil mi? Nesin ya? Nesin yani? Hangi tarafından bakacağız? Senin de eksenini bulalım. Çünkü şunu da tabii söylemek lazım. Devlet kuran parti olduğu için tutup da tek taraflı bir devlet kurup da halkı sıkıntıya sokmamış Atatürk. Devlet kurmuş. Dolayısıyla devletin içinde, milletin içinde hangi unsurlar varsa hepsini toplayıp devleti temsilcilik noktasına getirmiş. Dolayısıyla CHP'nin ekseni devleti yönetme ekseni. Yani içinde o da olacak, bu da olacak, öyle edeceğiz.
devlet kuran parti felsefesi var yani. O yüzden CHP'de işin başına kim geçerse ona göre şekilleniyor. Aşırı Kemalist birisi geçerse ona göre ekip yapıyor kendini, ona göre yürüyor. Öteki yere geçirirse biraz daha sosyal demokrat çizgide yürüyor. Kemeden getirirse kartın CHP'den öyle bir durum var. Katılır mısın? Hemen bir tane daha okuyayım reklamlar gelmeden. Adem Turgut, Demokrat Kocaeli Gazetesi. Arkadaşlar bu trafiğe can dayanmaz. Hayrola Atamirel'le hem gazeteci hem köşe yazarı hem de bu köşeleri her gün takip eden insanlar olduğumuz için kusura bakmayın. Bu programda canlı yayın konuğum olduğu için ortak konuşacağımız konular olunca köşe yazarlarından yararlanıyoruz ama hepsini okuyamayacağım. Kusura bakmayın. İlginç bir eğitim eleştirisi. Teorik kaldırılması ile ilgili eleştirileri var. Yani sistemde genel olarak köşe yazarlarımızda şöyle bir eleştiri var. Demin konuştuğumuz konu. Arada sıkıştı konuştuk. Eğer TEOG yararlı bir şeyse ya da yararlı olmadıysa veya böyle bir eğitimle ilgili sistem önerilecekse eğitimle ilgili profesörler, hocalar vesaireler, eğitimciler bir araya gelip bir heyet oluşturur. Bu heyet bir strateji belirler, onu uygularsınız. Uyguladıktan sonra yararlı olursa devam eder, yararlı olmazsa o çıkar o heyet der ki arkadaşlar biz bu sistemi getirdik ama umduğumuz yararı sağlayamadık, o yüzden kaldırıyoruz dersiniz. Türkiye'de burada ne var? Yani en büyük sıkıntı şu aslında. Kim bakan olduysa şimdi düzeltiyorum sistemi diyor. Dayatıyor millete kredili sistem. O giniyor kredili sistem hataydı diyor. Şimdi bilmem ne sınavı. Ama bu o en büyük hata ne biliyor musun? Ben onu geçen de konu eden bir yazı yazdım. Şeyle ilgili benim anlamadığım şu. Ya 14-15 yıldır AK Parti iktidarda. Evet. Başka iktidarlarda birisi gelir de. Evet. Başka bir bakan gelir olay değişir. Biz de aynı iktidar içerisinde her bakan değiştiğinde sistem değiştiriyoruz arkadaş. Yok böyle bir dünya. Yani bunu da insanların eleştirmesi lazım. Ya her şey koşulsuz ve şartsız. Hiç kimse kusura bakmasın. Benim fikrim onu almıyor. Siyasi görüşümüz aynı olabilir, şey olabilir. Dünya görüşümüz, uhrevi görüşümüz ne olursa olsun. Ama bu konuda bu hükümet bu konuda attığı adım yanlış. Her bakan değiştiğinde sistem değişmez arkadaş. Yazboz tahtasına çevirdik. Ula el yazısı mı yazacağız? Bak, bütün köşe yazarlarımız, yani bu konuyla ilgili kalem oynatan bütün yazarlarımız aynı fikirde. Yani farklı perspektiften dünyaya bakan yazarlar TEOG konusunda aynı fikirde. Ne yapıyorsunuz diyor yani. Yani AK Parti destekleyen bile ya bu nedir? Bakan evet. Geliyor. Ya iyisi de iyi diyoruz. İyiyse niye iyiydi? Hangi bilimsel verilere dayanarak iyi dedik? İyi değilse niye koyduk? Ya da Tayyip Erdoğan ya bu iyi bir şey değil. Kaldırırsın dedik. Ertesi günü ya zaten kötü bir şey diyor. Koyan sizsiniz. Senin burada isyan ettiğin meseleydi. Ana kumanda evet. Bağırıyordu. Kendileri koymadı mı diye. Ana kumanda ara verse bari. Ara vereceğiz. Değil mi? Ara vereceğiz. Şunu merak ediyorum. Pazartesi'de bir sorunumuz bu. Doğru. Pazartesi'de bir merak ediyorum. Ayrıca Bey'i de buradayken hazır genel yönetimlikle merak ediyorum. Çünkü onun da yönetmiş olduğu gazete içerisinde hiçbir köşe yazarı hem daha Milli Eğitim Bakanlığı'nın neden öğretmeni olmadığını yazmadı. Evli bir Milli Eğitim Bakanı şu ülkede yok mu? Yani öğretmen, Milli Eğitim Bakanımızın öğretmen eğitim sisteminden gelmiş olması gerekir diyor ana kumanda. Ana kumanda ama şöyle söyleyeyim. Şimdi şeyi yönetirken Milli Eğitim'de illa öğretmenlik yapmış. Öğretmenlik yapmak başka bir şey. Kutsal bir meslek ama öğretmenlik yapmakla bir kurumu idare etmek aynı şeyler değil. Belki eğitim camiasından, eğitim sistemi içerisinden gelmesi gerekebilir, yani şey yapabilir. Ama illa da bugün ki şart değil bana göre. Çünkü ama çok yani öğretmendir de iyi bir öğretmenlik yapabilir ama bir kurumu idare edemeyebilir. Demin ki evet. Ticaret odası ile ilgili anlattığımız konu da aslında bunu ifade ediyor. Necmi Bulut iyi bir insan olabilir. İyi bir ticaret adamı olabilir, iyi bir şey olabilir ama bir kurumu idare etmek bazen tek başına... Ya tamam anladım diyorum ki... MHP gibi bir parti başkan olmuş, yöneticilik yapmış. Tamam ben de diyorum ki bak... Ya tamam ben de diyorum ki bak... Bir siyaset bambaşka bir şey, ticaret bambaşka bir şey. Şimdi ticaretle ilgilenen insanları idare etmekle siyaseti yöneten... Aynı zamanda ticaret yapıyor bizim Bulut'ta yani. Ticaret... Bir şey yok yani ticari tecrübesi yok değil ki. Ya bak diyorum ki işte burada da öğretmen iyi bir öğretmen olabilir ama iyi bir Milli Eğitim Bakanı olmayabilir. Evet anladım oraya. Yani Milli
Şu anda Milli Savunma Bakanı değil, Başbakan Yardımcısı oldu Fikri Bey. O yüzden o dönemde değil mi? Öğretmen değil ya. ODTÜ mezunu adam, onu tercih etmiş, öğretmen olmuş. Başka bir şey tercih ederdi yani. ODTÜ. Fikri yani şimdi ODTÜ onu bir de devletin bazı şeyleri var. Onu da işte diyorum ya. Bizde sistem biraz daha farklı işliyor. Arkadaşın dediği gibi işlemiyor. Evet. Şimdi reklam yapalım mı biraz? Kısa bir reklam arasından sonra konumla beraber biz sizin karşınızda olacağız. Siz de bizim karşınızda olun. Galubela Kardeşlik Teşkilat Derneği'nin sunduğu Osman Saraç Çakırcı'nın gündemi reklamlardan sonra devam edecek. ...262 inşaat ve yapı malzemeleri. Isı yalıtımlı cephe kaplamaları. Kocaeli İmant oluyoruz. İşimiz doğru karar, doğru tercih ve doğru malzemeyle tüketici ve çevre dostu hizmetler yapmak. Mantolama, dekorasyon, elektrik ve su tesisatı, anahtar teslim ev yapımı ve tadilatlarıyla A'dan Z'ye tüm inşaat malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Adres Yenikent Mahallesi Venüs İş Merkezi A Kapısı 6 No 232 Derince Kocaeli. İletişim 0262 324 41 74 0532 733 0685. Siz isteyin, biz yapalım. 262 İnşaat. Evlerinizi güzelleştiriyoruz. Atmaca Alçı Yapı. Kurulduğu yıldan beri inşaat sektörüne birçok taahhüt, projelendirme ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunan Atmaca Alçı Yapı, alçıpan, dekorasyon, iç ve dış cephe boya, ses, ısı ve su yalıtımı, dış cephe mantolama ve dış cephe söve dekorasyon hizmetleriyle de sektöründe önce olmaya devam ediyor. Estetik tasarımlar ve dekoratif çözümler sunan Atmaca Alçı Yapı, Kocaeli'de binlerce müşteriye hizmet vererek kaliteyi ön plana çıkartıyor. Sizler de uygun fiyat avantajlarıyla kaliteli hizmetten yararlanabilir, evinizin güzelleşmesini sağlayabilirsiniz. Kadıköy Mahallesi, Turay Güneş Caddesi, No 223, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 321 67. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpen Sineklik BVC plastik doğramadan sağlanır. Pilise Perde, Pilise Sineklik, Panjur, Katlanır Cam, Alüminyum Korkuluk ve Alüminyum Doğrama, ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpen Sineklik PVC Plastik Doğramada. İletişim 0262 311 1166 0533 300 85 58. Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpen Sineklik PVC Plastik Doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Öyle bir yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta
Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Özgüven Market. Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven. Acısu, Derbent ve Nusretin şubeleriyle siz değerli müşterilerini bekliyor. İletişim 0262 353 42 21. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. LÖSEV hayat verir. ...2009 yılından bu yana hizmet veren Aşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Aşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Aşina Restoran ve Ocak başına bekliyoruz. Şoray abi, başım dertte. Hayırdır? Kredi kartına bir türlü para yetiştiremiyorum. Kese kağıdını doldurduğun gibi kullanıyorsan kartını yetiştiremezsin. Ne yapayım abi, kullanmayayım mı? Kullan ama limitin kadar. Bankanın verdiği limit. Hayır, limitin ödeme gücündür. Günü geldiğinde ödeyebileceğin kadar harcama yap kartını. Ama abi bir tane kartım yok ki. Fark etmez. Önemli olan ödeme gücün. Aşarsan para yetiştiremezsin. Anladım abi. Unutma, kredi kartı havadan gelen para değildir. Nakit yerine kullanabileceğin bir ödeme aracıdır. Doğru kullanırsan hem sana fayda sağlar hem de ülke ekonomisine. Kalu Bela Kardeşlik Teşkilatı Derneği'nin sunduğu Osman Saraçlak Hoca'nın gündemi devam ediyor. Kalu Bela Kardeşlik Teşkilatı Derneği'nin sunduğu Kocaeli'nin gündemi kısa bir reklam arasından sonra devam ediyor. Konuğum Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve imtiyaz sahibi Hayrullah Demiray. Hemen gündemi okumaya devam edelim. Kocaeli Gazetesi 21 Eylül Perşembe. Tanzer Ünal, Sanat Galerisi bölümünden hemen bir notumu söyleyeyim. Malum Cumhuriyet Parkı'nda sanat galerisi var, İzmit Belediyesi'ne ait. Orada bir resim sergisini ziyaret ediyor Tanzer Ünal. Fakat diyor ki, oraya girdiğim zaman bir hamama girmiş gibi hissettim. Sıcaklık yüzüme vurdu diyor.
Muhakkak diyor bundan belki başkanın haberi yoktur ama kesinlikle orada bir havalandırma yapılması lazım. Fotoğraf sergisini zor gezdim. Hatır için gezmek zorunda kaldım diyor. O sıcaktan dayanamadım diyor. Onu söylemiş olalım. Tanzer Ünal'dan. Bir de eski garın olduğu yer malumunuz sanat galerisi olmuştu. Tramvay çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Tramvay çalışmaları bitti. Neden açılmıyor? Orada ne yapılacak gibi Tanzer Ünal'ın sorusu var. Söylemiş olayım. Bir şey ilave edeceksen hayrola edebilirsin. Etmeyeceksen hemen bizim yaka Kocaeli gazetesine geçelim. Evet, 21 Eylül Perşembe bizim yaka Kocaeli gazetesi. Genel yönetmeni karşımdayken 6 ay sonra gel dediler. Berat değil, sistem engelli. Engelli raporu meselesi var. Birçok gazete haber oldu ama burada Ozan Özgenç köşesinde yazmış. Onu okuyacağız. Ama ona gelmeden önce herkes yazısına sahip çıksın anlamında Hayrullah Demirel'in köşesi var. Hayrullah Demirel karşımda. Bu şakla bana biri dur demeyecek mi başlıklı yazısını kim okusun? Hayrullah Demirel kendisi okusun. Bunu okuyup şimdi gelime. Şöyle o konuyla ilgili hem okuyabiliriz hem de oku konuşalım. Oradan kendim. Ben işaretliğimi yer var sadece. Şimdi birçok zaman birçok konuyla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Ama özellikle bu ülkede insanların dini duygularını sömüren, dini duygularıyla bir noktada kendine menfaat elde eden insanlarla ilgili özellikle söylememiz gereken bazı şeyler var. Bugün FETÖ ile ilgili yaşadığımız sıkıntıların temelinde aslında bu ülkedeki insanların dini duygularının sömürülmesi var. Ben kimse yanlış anlamasın, kusura da bakmasın. Eskiden biraz daha farklı düşünüyordum ama bu son yaşananlardan sonra şeyhine değil devletine itaat eden insanlara yetiştirmek zorundayız diyorum. Evet. Ve bu ülkedeki bu tür olayların bir daha yaşanmaması için bir tane radyocu ve geçmişte hiçbir İslami bilgisi olmayan, hakkında da gerekli araştırma yaptığım için iyi biliyorum. Herhangi bir böyle sahneye çıkan birisi resmine bile baktığınız zaman adam kendini ifade ediyor. Burada da yerel bir radyo, dini bir radyo diye insanları dolandıran, bununla ilgili Avrupa'dan bile ben birkaç kez yazı yazdım. O yazılardan sonra insanlar arıyor, mesaj atıyor. Radyo devam ediyor yorum yapıyor. Yayınla devam ediyor. Geçen gün yine aynı aramada karısıyla mı? Tabii. Gonca diye bir radyoları var. Yani adam dini yayın yapıyor hesapta. Ya 15 dakika dinle kafayı kırarsın yani. Ya bu manyak mıdır nedir? Nasıl böyle bunları konuşuyor bilmem ne yapıyor. Ve kimse sesini çıkarmıyor. Nedir konu ne? Konu nedir? Adam cennetten yer satıncaya kadar milletin okuyor, iyileştiriyor hesapta. Ya daha Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed diyemeyen bir adam sadece bu kelimeyi söylüyor. Bu kelimeyi söylemesi güzel de bu kelimeyle insanları kandırıyor. İnsanlar belli seanslar yapıyor, belli bölgelere şey gidiyor. Adam şu anda... Yani maddi çıkar elde ediyor mu bununla ilgili? Adamın tur şirketinden tut şeye kadar hepsi var. 2-3 tane yerde radyosu var. Uydudan yayın yapan televizyonları kiralıyor bilmem ne yapıyor. Şu anda haddinden fazla. Bu şaklabanda kim? Radyo Gonca Kocaeli'de bir de. Yani bunun merkezi Kocaeli'de ha. Merkezi Kocaeli'de ve kimse sesini çıkarmıyor. Ben radyoda sadece bir kere dinlemeni tavsiye ediyorum. 10 dakika dinle ama 15. dakika dinlersen çıldırırsın yani. Az çok İslam'ı bilen şey yapan insanlarız. Ve bu insanla ilgili de birkaç kez yazı yazdım ve yazmaya da devam edeceğim. Cevap hakkını kullanabilir Radyo Gonca yetkilileri veya kendisi. Biz buradayız. Çıkmaz, yayına çıkamaz zaten. Çıkarsın yani, buyursun yani. Ben sonuçta o kendi radyoda sadece çıkıp milleti kandırmakla meşgul, milleti oyalamakla meşgul, bununla ilgili maddi çıkar elde etmekle meşgul. Özetle yazının belli paragraflarını mesela somut olarak ne? Bu memlekette Adnan Oktar gibi birileri de var. Onu bırakın ilimizde de bir radyosu olan, yani Radyo Gonca diye bir radyonun sahibi olan Tuncer Çiftçi diye bir vatandaş. Bu ismi hiç unutmayın. Bir şaklaban daha var. İnsanların dini duygularını sömürmeye devam eden. Ben Adnan Oktar'ı bir anlamam, bir de bu herifi anlamam. Bir gün radyoda konuşuyor, lan dedim bu kim? Hocam diyor bir kızcağızın bir tanesi, siz Bursa'ya geldiniz. Bu aynen oldu ha. Bursa'yı bulut şey yaptı, çok güneş vardı, biz yanıyorduk. Siz buraya geldiniz, bulut geldi.
La dedim manyak bunlar ya. Ya aklı ya. Selim değil yani. Hala mı be? Vallahi diyorum ya, ben böyle bu kadar gerçekten bununla ilgili bir yasan düzenleme yok mu? Ya da insanları kandırmayın, duygularını sömürmenin bir karşılığı olmayacak mı diye düşünüyorum. Ya da bu işin sonucuna başımıza bir şey geldikten sonra mı müdahale edeceğiz? Yıllardır ya bunun videolarını izle. Yaz Tuncer Çiftçi çıkar. Yaz gönder diyor ya. Sen de yaz çıkar. Daha önce diyorum ki bugün ne satıyor, ne alıyor yani adamı? Bir şey satmıyor, bir şey almıyor. Ya. Hayal satıyor. İnsanları bundan para elde ediyor. Nasıl? Ne ya? Ben diyor sana dua gönderiyorum diyor ya. Ha. Para alıyor. Ha, dua falan. Seans yapıyor. Milleti muska mı satıyor yani? Ona benzer. Muska bir şey de verdiği olsa karşılığını almış olacak. Bir şey de veriyor. Öyle diyor. Yok. Yani kargo dahil bu para falan diye mesele yok. Yok yok, kargo marka da yok. Ya ne yapıyor? Havadan şey yapıyor. Milleti topluyor bir yerde. Hı. Tamam mı? Televizyona çıkıyor. Birilerine bir tane dergi çıkarıyor, uyduruktan bir dergi. Onu götürüyor millete işte. Bak şöyle alırsan cennetten şey olur. Cenneti parselliyor. Ondan sonra Hoca Efendi biz severiz ya böyle şeyleri. Biri bize himmet edecek. Ondan sonra biz de cennete gideceğiz. Böyle bir anlayış var ya. Biz bir şey bilmiyoruz. Biz dua edemiyoruz. Biz dua edemediğimiz için böyle yamyamlar dua ediyor. Ondan sonra biz de cennete gideceğiz diye. Ya kısa tamam, yoldan şimdi dua etmesi mi eleştiri konusu? Ben oraya... Ya dua etmeyi de bilmiyor ki adam. Ya biliyor ya da bilmiyor. Yani bizim adama kızmamızın sebebi dua etmesi mi? Dua etmesi değil. FETÖ'den daha tehlikeli bir herif. Nereden tespit ettik? Somut bir şey söylemek lazım ya. Bak ben sana somut bir örnek vereyim. Ben gece çok uyuyamayan bir adamım yani. Gece 3'te 4'te beni Face'te bulursun. Bütün kanalları gezerim. Böyle Urfa TV, bilmem ne TV, Acayip TV şeyler var. Yerel merel hepsini tıklarım yani. Orada genelde işte televizyonda satış yapan reklamlar var ya işte. Ayakkabı al, bir çift alana iki çift bedava falan. Onları hep izlerim. Çoğunda almışımdır. Bütün gazetleri yemişimdir ama dini şeyler satanlara çok ilgimi çeker. Adam diyor ki mesela dua satıyor, dua. Yanmayan seccade diyor. Dua sen. Şey affedersin. Yanmayan kefen diyor. Yanmayan kefen ne diyorsun kardeşim? Hangi itikada göre? Ben yani ben öyle dua mesela satıyor ya. Gömüldüğüm zaman parayı sana vereceğim, kefeni alacağım, yanmayacağım mı yani? Bu gibi şeylere devletin kesinlikle müdahale etmesi lazım yani. Bu çok önemli bir şey. Ben sadece burada bir şey söylemiyorum. Sadece şey yap. Videolarını aç, bir de radyoyu aç. Bir 10 dakika. Sen yazmışsın, sen söyleyeceksin. Hayır sen, diyorum ki. Örnek. Ben sadece sana diyorum ki kendin bir dinle. İzle, ne yapmak istediğini daha net öğreneceksin. Ama yayında bir daha konuşamayız. Sen köşe yazmışsın ya. Yani insanları yanlış yönlendiriyor, dini bilgileri yetersiz veya taraflı olduğu halde yanlış yönlendiriyor mu diyorsun? Kendini şey ilan etti mi diyorsun? Adam mehdiyim mi demiş? Ne derdin? Aynen öyle. Adam derdimiz ne yani? Adam kendini mehdi ilan ediyor şey gibi. Etmiş gibi. Etti mi yani? Diyor mu ki ben mehdiyim diyor mu? Ya diyorum ki bir dinle. Ondan sonra ya da şimdi çıkıp yayından dinleyip geri gelecek halim yok. Canlıyım. Şimdi işte diyorum ki hem Mehdi hem iyi bir hoca Kur'an-ı Kerim'i bir sureyi soru okuyamaz yani. Hiçbir şey okuduğu yok. Ya okuyamaması kendi kusuru. Milleti nasıl yönlendiriyor? O önemli. Milleti yönlendiriyor abi. Topluyor kadınları. Öyle tamam mı? Gidiyor bir şey satıyor. Göbeğine muska mı yazıyor? Ne yapıyor? Öpücük mü veriyor? Ne dua yani? Ediyorum sana diyor. Bunun karşılığında da para alıyor adam. Dua ediyor para alıyor. Servet ediniyor. Dua ile para alıyor. 3-4 tane televizyonu ve 3-4 tane şeyi var. Ya dua ile mi para kazanıyor yani? Aynen öyle. Dini sömürmesi neresinde? Aynen öyle. Dua ile para kazanıyor. Tamam Allah ıslah etsin ve devletimiz kesinlikle özellikle basın yayın aracılığıyla. Bir de bizim ilimizde olduğu için şimdi ilimizden yayılmış bu. Müdahale etmelidir. Buradan çıkmış. Şimdi bu tür insanları engellemezsek, bu tür insanların önünü açarsak, şimdi diyorum. Abi şimdi reklamını yaptık adamın. He? Reklamını yaptık adamın. Ya reklamını şimdi yaptın diye. Şimdi millet acaba bu kimdir diye girecekler. Tamam girsin baksın. Yüz tıklanıyorsa girsin baksın. Olacak. Zaten o akla mantığa ben o aklı almıyor insan. Diyorum sana anlattım ufak bir şey ya. Bir adamın bir yerden bir yere gitti diye. Benzerleri çok var da. Oraya hangisi diye yani. Bu şey bunu gir. Tuncer Çiftçi diye gir. Yaz çıkar yani mesela zaten. Bir tane var isimleri hatırlayamıyorum. Sakallı bir adamcağız. İşte Peygamber Efendimiz'in dualarından bir tanesini yazmış. İşte helal kağıda yazdık. Helal İsa'nın abdesti yazdık. İşte gönderin bunu takarsanız işte size bir şey olmaz. Aileniz saadete erişir vesaire gibi satıyor. Kimisi ezan okuyan bilmem ne satıyor. Kimisi neredeyse dua satıyor. Kendi namaz kılan seccade satacaklar. Oraya geldik ha. Yani. Siz koyun seccadeyi o kendi kendine namaz kılar gibi yani. İşte bazı bunlara devlet müdahale etmesi lazım. Oyun buna da bu işte ya. Diyorum ki bir şey satıp karşılığında bu dua satıyor. Milletin evet. Hayal tüccarlığı yapıyor.
din adına bir şeyler söylediğini, dinin böyle çok istismar ediyor, ismi istismar ediyor. Kitle oluşturuyor diyorsun. Onun içinde kalkıp yani bir adam şimdi sırf dua etmekten bu kadar para kazanıyorsa bunun altında bir şey ararım ben. Senin yani. Zengin olman lazım. Ya ben böyle bir şaklabanlık kapıları yok kilitleyin, ya. Kapıları kilitleyin, dua edersen tabii parayı bulamazsın. Ha. Çık bahçede et bak nasıl geliyor. Yok. Yok abi. Özellikle şu şeyle ilgili de bir şey söyleyeyim. Bu 2,5 yaşında hatta bu haber geldiğinde. Onu şeyden okuyalım ben, istersen. Hı? Haber Ozan Özgenç için köşe çevirir misin sayfayı? Köşe miydi haber miydi? Ozan Özgenç'ten idi. Yok bu şey. Köşe. Bu haber. Haber. Ozan Özgenç'ten. Ozan Özgenç'in haberi. En azından şu bölümü bir okuyalım. Çok önemli. Ramazan Sarı'nın 2,5 yaşındaki doğuştan engelli oğlu Abdullah Berat Sarı, Kocaeli Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Engelli Kurulu'ndan 2 yıl önce ağır engelli rapor aldı. Süre dolunca tekrar başvurulduğunda heyet bu kez rapor vermedi. Çocuğu için sosyal yardım alan inşaat işçisi baba itiraz edince yanlışlık olmuş, sisteme de girilmiş, 6 ay sonra bir daha gel dediler. Ben bu resmi görünce evet. Samimi olarak söylüyorum o gün üzüldüm. Kahroldum ve dedim ki yani bunu yapan insanı Allah kahretsin. Başka bir şey demiyorum. Direkt olarak mahşetten verin. Çok fazla şeye karışmıyorum. Yani, ama bu tür olaylar özellikle olduğu zaman bu tür şeylere önem vermemiz gerekiyor. Toplumsal olaylarla ilgili özel eğilmemiz gerekiyor. Evet. Ciddi anlamda ya bu çocuk zaten baktığın zaman üzülüyorsun, kahroluyorsun. Bunu orada gören hangi yönetici, hangi orada imza atan, hangi karar veren insan nasıl bir anlayış, nasıl bir şeydir, mantıktır? Ben onu hala çözebilmiş değilim, anlayabilmiş değilim. Gerçekten de o fotoğraf... Bak Ozan Özgenç, yine bizim YK gazetesi, evet. Cuma günkü tarih 22 Eylül Cuma, bizim YK gazetesi. Ozan Özgenç o fotoğraf rapor yerine geçer diyor. Şu yüzden özetleyeyim zaten Hayrola özetledi. Sözün özü raporun geçerlilik süresi olan 2 yıl dolmaya yakın baba raporu yenilemek için aynı hastaneye başvurmuş. Engelli raporu var. Ağır engelli raporu. Hastanın bebeğin. Ufacık bir şey zaten. %62 engelli raporu var. 6 ayda bir yenilenmesi mi ne gerekiyormuş? Neyse 2 yıl mı neyse 2 yılda bir. 2 yıl sonra raporu yenilemek için hastaneye başvuruyor. Sistemin şeyine bakar mısın evet. Ya? Ne bak, kadar saçma bir sistem. Evet. Ya 6 ay sonra bu çocuk düzelecek mi? Ozan Özgenç'ten okuyorum yazmış ya. Hı hı. Aynı hastanenin aynı kurulu bu kez küçük Berat için %66 engelli raporu vermiş. Yani engelli 60. Evet. Yani engel durumunda bir artış görülmüş. Ama enteresan olan tarafı o gün ağır engelli dediği Berat için bu kez ağır engelli raporu vermemiş. Bunu vermediği için de Sarı ailesi devletin bu tür durumlardaki hastaların bakımı için ailelere yaptığı yardımdan faydalanamıyor. Berat'ın fotoğraflarını ben de gördüm, videosunu izledim diyor Ozan Özgenç. Bu çocuğun raporu fotoğrafının kendisidir. Benim anlamadığım kurulun bu çocuğun gerçek görüntüsünden haberi bile yok. Çünkü olsa böyle bir karar vereceklerine inanmıyorum. Aklım almıyor çünkü. Bir de sistem denilen şey bir inşaat işçisinin 2,5 yaşındaki engelli oğluna gelince mi böyle çalışıyor? Müdahale edilemiyor mu sisteme? Bu insanların hak kayıplarını kimler üstlenecek? Dün manşetten verdiğimiz bu haber için öğleden sonra olan şu saatlerde bile bir arayan soran olmadı. İnşaat işçisinin 2,5 yaşındaki engelli oğlunun durumu kimsenin umurunda bile değil. Bu kadar mı sağır ve bu kadar dilsiz mi bu sistem dedikleri? Yoksa engelli olan Berat değil de sistemin kendisi mi diyor? Yanlışlıkla sisteme öbür türlü girilmiş rapor. İstediği gibi değil. 6 ay düzeltemeyiz demiş. Şimdi yani bence... Çocuğun, adamın günahı ne? Bence bu kentin sağlık müdürü var değil mi? Ozan Özgenç. Efendim? Evet. Bilmiyorum, bu kentin kendisiyle ilgili üniversite. Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi. Şimdi bu kentin sağlık müdürü var. Yani otoparkı bu parayla olan hastane değil mi? Aha, bu kentin... Hastane otoparkı parayla olur mu? Geçen de biri de onu yazmış. Hastanenin otoparkı parayla. Ya bir geçtik. De iki tane böyle iriz bandut gibi adam var. Basında yer var ya hastane üniversite hastanesinde. Hiç ömründe ayak park edebildin mi? Hep dolu. Kimse yok. Kendi arabalarını koyuyorlar. Gidiyorsun iki tane izban giriyor. Para, ücretli birader. Aynen bu hitapları. Bildiğin değnekçi. Değnekçi. Koskoca üniversitesi. Hastane burası ya. Ne parası? Parayla otopark mı olur? Yani bunu da birisi yazmış. Onu hadi geçtik. Ona geçtik. Üst lira 5 lira verelim. Sisteme bak ya. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu kentin sağlık müdürü var. Eğer sağlık müdürüyle ilgili iki satır yazı yazsaydın
Ahmet şöyle yaptı, Mehmet şöyle yaptı deseydin 10 defa ararlardı. Evet. Bir kere insanların mantığının düzelmesi gerekiyor. Evet. İnşallah bir kere, sizin çocuğu olunca. Tabii tabii. Devam. Şimdi kardeşim yazık. Bu kentin yetkilileri de bu konuda gerçekten duyarsız olmalarına bir anlam veremiyorum. Biz bunu gündeme getirmemiz gerekiyor. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Ulusal televizyonlarda okunsun, okunabilsin diye zaman zaman ulusal medyada yerel gazetelere yer veriyorlar. Ben oradaki sunuculara da bizzat WhatsApp'tan filan attım bir gündeme gelmesi açısından. Biliyorum, niye? Gazeteye haber yaptınız. İşte evet. Bizim yakın gazetesi bilmem ne kanalında diye. Şimdi şöyle. Hep aynı adam okuyor. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Evet. İnsanın görüşü düşüncesi ne olursa tabii, olsun. Tabii, yani. Bu ülkeyi seven, işte, bu ülkeyi seven, bu ülkeyi için şey yapan. Ben siyasi bazen işte vay efendim dün birileriyle birileri karşı karşıyaydı bugün yan yana. O yüzden ben siyasete biraz daha farklı bakıyorum. Netice itibariyle böyle bir konuda duyarsız olacaksak hangi konuda duyarlı olacağız? Evet. Diyorum ya iki kelime yazsaydın adamla ilgili Ahmet şöyle yaptı, Mehmet şöyle yaptı hemen 10 defa arardı seni. Ama bununla ilgili ara, bununla ilgili bir çözüm üret, bununla ilgili o kişiye bir şeyler yap. Sistemi babanın cebinden ya bir şey yap. Cebinden bir şey yapacak hali yok ha. Arayacak bir yere diyecek ki kardeşim bu sorunu gider. Bu kentin vadisinin de bununla ilgili sorumluluğu var. Sağlık müdürünün de var, diğer yetkililerin de var. Bu bir de vebaldir bu yani. Tabii. İnsanlar sorumluluğunuz altındaki insanlarla ilgilenmiyorsanız buna bir şeyler yapmıyorsanız gerçek anlamda bunun şeyi vebali bence ağırdır. Biz o sorumlulukla o haberleri bu tür bir şey olduğu zaman özellikle büyük büyük pudralarla önemli. Vermek yani bu istiyoruz. Bu insanlar... önemli. Ben takdir ediyorum tabii ki. Önemli. Halka ben... dokunun. Halka mazluma devlete ulaşamayana işte sistemin farkında olmadan ezdiği insanları öne çıkaran haberler benim için çok değerli. Biz şöyle söyleyeyim. Bunların bazılarını mesela bazılarını haber yapmadan çözebildiğimiz noktada varsa ben diyorum ki mesela iş için bilmem ne için değil de bu tür mevzularda eğer kurumlarda sıkıntıları olan insanlar varsa o insanların aradığı zaman ben hemen ilgileniyoruz. Evet, çünkü doğru. Aradığınız zaman işte gazeteci olarak filan daha çok ilgileniyorlar. Evet. Milli eğitimde farklı noktalarda eğer çözebileceğimiz ya da çözülmesi gerekiyor bazen vatandaşı duvardan yukarı dikiyorlar. Ya kardeşim diyorum senin yapacağın bir şey yok ki. Senin yapman gereken vatandaşa yardımcı olmak. Evet. O zaman biz ona haber yapmamıza gerek yok. Eğer o vatandaşın işini çözüyorsak emin ol haber yapmaktan bizim için daha değerli. Evet. Belki de haber yapsak çok kişi okuyacak onu. Ama biz diyoruz ki insani evet. Yönü evet. Ben o yüzden diyorum yani tabii sansasyonel ki. Haber yapıp bilmem ne yapmaktansa bu biz elimizde yani. Böyle bir güç var. Kocaeli'de evet medya önemli. Kocaeli'de fazlaca var. Ama bu işi de adam gibi doğru düzgün yapmamız lazım. O aramızda olan şantajcı montajcı da varsa onları da temizlememiz lazım evet. Diye düşünüyorum. Tamam. Onun bir altı. Ozan Özgenç'in başlığı ha. Köşesinin başlığı mı? O fotoğraf rapor yerine geçer. Başlığa bir önerisi var ana kumandanın Ozan Özgeç. Diyor ki başlığı şöyle yapsaydı. Bu ilin sağlık müdürü yok mu diye yazsaydı. Evet, bence doğru diyor arkadaşımız. O da olabilirdi. O zaman daha çok. Ama tabii onun yani. Bazen başlığa çektiğimiz şeyler farklı olabiliyor. Ben de zaman zaman o tür şeylerin olması yine lazım. Sağlıktan yani şeye dokunacak. Sağlık müdürü yok mu bu kentin evet. Deyip öyle devam etmek doğru. Ulan sağlık benimle ilgili yazmış falan yani deyip arayacak. Edeyim. Evet. O da öneri güzel. Köşe yazarının tercihidir. Sağlıktan açılmışken Adem Turgut, Alzheimer hastaları için yarım kalan proje tamamlanmalıdır konusunda. Şuraya hemen okuyorum. Bu da önemli. İlimizde 2014 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ ve Koruma Temizlik AŞ işbirliği yaparak Umuttepe'de tıbbi destekli yaşlı yaşam merkezi yapılması için çalışma başlatılmıştı. Aracı ailesi Anne Semahat Aracı'nın adının yaşatılması için farklı özellikleri isteyen bu binanın yapımını üstlenmişti. Umut verici bir çalışmaydı. Türkiye'ye örnek olacaktı. Temeli 6 Haziran 2014 tarihinde atılan 5 kattan oluşan Semahat Aracı Tıbbi Destekli Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi. 15 milyon liradan fazla harcanarak açılışı hazır hale getirildi ama binanın kullanımıyla ilgili karar da değişti. Bu karar değişikliği Galip Hoca yazdı. Galip hocamız yazdı. Sonra yerel basında haber oldu.
Semaat Aracı Tıbbi Destekli Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi olarak temelatılan tesis, Semaat Aracı Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi'ne dönüştü. Aracı ailesi binayı yapan hayırsever olarak binanın kullanış amacına müdahil olmadı. Yazılanlara göre İbrahim Aracı şu açıklama yapmış. Aracı ailesi ve klor alkali olarak sözümüzü tuttuk. Annemizin adı verilecek tesisin yapımını ve donatımını bir yaptık. Tesis hazır. Rektörlüğümüz nasıl uygun görürse öyle kullanabilir. Tek şartımız annemiz Semaat Aracı adının yaşatılması demiş. Fakat özetleyeyim buraya, çok uzun olmasın. Alzheimer hastalarıyla ilgili köşe yazısı Adem Turgut'un Türkiye'de, hatta dünyadan girerek Türkiye'de insan ömür yaş süresi uzuyor. Ömür uzuyor insan ömürleri. Uzayınca da son yaşlılık hastalığı denilen Alzheimer hastalığı sıkça görülmeye başladı. Alzheimer hastalığında artış var. Benim kayınvalidem de Alzheimer hastalığından rahmetli oldu. Yıllarca biliyoruz sıkıntıyı. Alzheimer hastası bütün aileyi rahatsız eden bir durum yani. Kaybolabilir, bilmem ne olabilir. Sabunu yiyor. Ne zannediyorsa mesela. Böyle sıkıntılı bir şey. Ama bununla ilgili doğru düzgün bir hastane yok kentimizde. Aracı ailesi de anneleri Alzheimer olduğu için onun adını yaşatmak adına böyle bir hastane çalışması yapıyorlar, ama hastane bitim aşamasında üniversite Cumhurbaşkanı'na diyor ki bunu onkoloji yapalım, daha çok ihtiyaç var diyor. Şimdi Adem Turgut diyor ki tabii ki öyle ihtiyaç olabilir. Onkoloji merkezi orası olsun, yani kanserle ilgili hastalıkla ilgili olsun, ona lafımız yok, ama neticede bu eksik burada kaldı diyor. Bu eksik giderilse. Alzheimer hastalarının tedavi görebileceği, rehabilite edilebileceği bir hastane muhakkak, müstakil bir hastane yapılmalıdır diyor Adem Turgut. Çünkü Alzheimer hastası çok kişiyi ilgilendiren bir vaziyet. Yani yolda yürüyeni bile ilgilendirir. Evden çıkmışsa yolda yürüyor. Kayıp adam bulamıyoruz vesaire gibi artık çok sık rastladığımız haberler var. Bunu da Adem Turgut'tan okumuş olduk. İlave edeceğiniz bir şey varsa edelim. Öneriye tabii ki şöyle söyleyeyim. Bu tür iş adamlarının şeylerinin aracı ailesi ve koruma temizlik ve koruma grubunun yapmış olduğu, İbrahim Bey'in yapmış olduğu bir tür şeyleri bütün iş adamlarımız yapması çok gerekir diye düşünüyorum. Gerçekten çok hayırsever. O konuda gerçekten geçen bizim de Galip Hocam zaten bu konuda gerçekten önemli bilgileri, önemli şeyleri kentle paylaşması adına biz de çok mutlu oluyoruz o konuyu. İşte diğer arkadaşlarımız da zaman zaman bizden alarak haber yapıyorlar, isim vererek yapıyorlar. Bu gerçekten emeğe saygıdır. Adem Bey'i de o konuda tebrik ediyorum gerçekten. İşte insanlar bir şey yapmışsa onu ya önce bu yaptı, biz de bundan öğrendik bu işi demesinde bir sakınca görmüyorum ve doğru olanı yapıyor. İşte alıp da bizden işte resmi haberi alıp örneğin böyle sitesine koyup da ondan sonra ya bunu biz ilk yaptık falan demek çok absürt bir şey oluyor. Neyin? Yani ilk bu haberi kim yapmış? Şöyle. Orada Adem Bey diyor ki işte Galip Hocam yazdı. Bu konuda bu tür haberleri genellikle... Bu tür haberleri genellikle Galip Hocam gerçekten o konulara hakim ve... Elinde boyuna işler. Tabii elinde boyuna işliyor ve birkaç gün önce yazıyoruz bazı haberlerini. Evet. Bundan dolayı da tebrik ediyorum. Adem Bey'i de özellikle. Evet. Bunu işte Galip Hocam yazdı. Biz de oradan öğrendik. Ne kadar falan demiş. Gerçekten önemli bir şey yani. Ben diyorum ki Ahmet ya Osman Saraç yazdı. Ben de Osman Saraç'tan öğrendim bunu kardeşim. Evet. Ne olur yani. Ben her şeyi bilmek zorunda değilim. Bugün hatta bir şey aradı. Bir bankacı bir arkadaşımız aradı. Ya dedi şeyde işte örneğin dün bir çocukla ilgili bir mevzu olmuş Ulugazi'de. Ondan sonra ya dedi böyle bir çocuk kaçırma olayı falan var mı dedi. Ben de dedim ki ya dur dedim bir sorayım dedim haber merkezi. Ya ben her şeyden haberdar olmuyorum. Ya dedi nasıl gazete? Ya diyorum ya da bir bekle dedi, yani. Yok şöyle. Ve haber merkezindeki arkadaşlara sordum. Dediler böyle böyle olayı anlattılar falan. İşte çocuğu bulamamışlar. Sonra parkta bulmuşlar falan. O arada öğretmene saldırmış veri falan diye iddia ediliyor. Bu tür şeyler yani... tabii ki bu okulların açıldığı dönemde herkesin dikkatli olması gerekiyor. Bir de onu da söyleyelim. Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Bütün okulların önünde polis bekliyor. Daha dün geçen programda konuştuk. Şeyle polis ilgili ve zabıta ve polis. Aynen polis ve zabıta o konuda tebrik ediyoruz. Her ikisi de gerçekten bu konuya önem veriyor, değer veriyor. Bizler de vatandaş olarak da duyarlı olmamız lazım. Tabii. Her gördüğümüz, ben mesela trafikte gidiyorum. Trafikte eğer çok hatalı, çok sıkıntılı bir durum varsa mutlaka polise ihbar ediyorum. Ben de öyle.
Sonra resmini çekiyorum hatta. Böyle sağa sola gidelim. Şunu önereceğim. 155 arıyor musun o zaman? %99. Peki 155 işte ben kaç kere söyledim hiçbir şey değişmiyor. Yani ben anlamıyorum. 155. Ben şeyi takip ettim bir gün. Bir tane kamyonun bir tanesini takip ettim. Birisi durduracak mı diye. Yalova'ya kadar gittim adamın peşine. Evet. Gölcük tarafında. Durduran yok. Kimse durdurmadı. Peki ihbar ettiğin zaman şöyle bir dert yok mu? Ben şimdi öyle adam böyle bir hayat dili geçti. Şöyle bir şey önereceğim. Ben yani köşe yazımda yazacaktım. Köşe yazımda yazacaktım. Bazı illerde uygulanmaya başlanmış. Benim şöyle bir önerim var Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğümüze. Bunu köşede yazacaktım ama burada söyleyelim. WhatsApp ihbar hattını mutlaka Kocaeli gibi bir şehirde olmak zorunda. Evet. Emniyet uygulasın. Emniyet, Kocaeli'deki emniyetimiz bu konuda bir adım atmalı. WhatsApp ihbar hattının evet. Mutlaka ve mutlaka bizim gazetelerde bile var. Gerçekten bu haberler falan oradan geliyor birçok. Tabii canım çok. Yani bize o kadar farklı şeyler geliyor. Çünkü herkesin elinde telefon var, herkesin interneti var. Resimli abi. Hiç şey değil. Videolu. Evet. Gerekirse videolu atacak vatandaş. Evet. Onu da emniyet inceleyecek. Evet. Araba nereye gidiyorsa. Ya kardeşim vatandaş derdinin sıkıntısı tamam 112'ye alıştık. Adam sevgilisinden ayrılıyor ya da başka bir şey oluyor 112'yi arıyor. Aramasın orada. Ama yok o aramasın. Ama 155'i gerçekten vatandaş sorumluluk bilinciyle arıyorsa onun da karşılığının mutlaka verilmesi gerekir ki yarın bir gün insanlar bu işe rağbet etsin. Ama bak 155'le işe... ilgili şu eleştireyim varsa. O aynı tamamlayalım ki yani aradıysan bilirsin. Ben şimdi sık ararım yani. Araba kullanırken ben böyle gerçekten insanlara tehlike arz edecek, birisinin canlamanına sebep olacak bir şey gördüm mü arıyorum ama saniyelik iş. Ben araba kullanıyorum, önümdeki araba makas yapıyor falan filan geçiyor gidiyor, plakayı zor görüyorum. Gördüm plakayı, aklımda tutuyorum, oturup yazacak halim yok otobanda. Ben bazen şeye çekiyorum, 155, kenara çekiyorum, yazıyorum. İşte o her zaman o fırsat olmuyor. 155'i arıyoruz, mesele şu yani. Yani yazıp yazma üslubu değil konu. 155'te bir kadın çıkıyor abi telefona. Anlatıyorsun, şu plakalı şurada, şurada, şurada diyorsun. Kadın diyor ki tamam şimdi sizi bir yere bağlıyorum onu anlatın. Unuttum gitti plakayı. Evet. Yani hep iki kere anlatıyorsun. Yani ilk mesela aklını tuttun 41 bin ben. Yok ben ama şey yapıyorum öyle diyorum ki. Ya olmaz ki. Acil çağrı merkezi çıkıyor ya beni diyorum polise aktar. Ona bir şey anlatmıyorum. Sen de öyle yap. Ya onu ben demiyorum. O da sen, bana demiyor. Hayır bak o demiyor değil. Sen diyeceksin ki o acil çağrı merkezi orası. Hı. Birleşti ya şey 112 filan. Aradım mı diyorum ki hastaneye aktar. Postaneye aktar, polise aktar. Oğlum, nereye not diyorsan. Olabilir ya, not olabilir. Not alamaz, olmaz. Senin dediğin... Cezası mı var? Yazsın oraya plakayı. O, yazmaz, ya. Olamaz. Olmazsın, onu yazacak. Olmam. Başkası da arıyor gitti, üstten. Yok gitti. Yok, sen diyeceksin ki benim polise aktar, polise aktarıyor. Ya ben öyle anlat yapıyorum. Diyor, daha anlatacaksın. Ben çok sonra. Yaptığım için öyle yapıyorum. Tamam, onu da ben dikkat edemem. Konunun başına dönelim, konuya dönelim diyor. Bak dağıttık gitti, evet. Tamam. Pastaneye geldim. Evet. Çayırova halini aldı diyor. Ne alaka? Burada bak devlet hastane yapmaya çalışıyorum. Vatandaş hani vatandaş. Hayırsever bir vatandaş. Bir hastane yapmaya çalışıyor burada. Burada mı? Bu şeydir de hastane. He anladım. Ya, İbrahim Aracı. Biz burada ölüm bulmaya çalışıyoruz bu hastaneye. Evet. Ama verdiğim Çayırova'da bir tane hastane yok. Biz diyor hayırsever vatandaş burada diyor hastane yapmış biz onu hangi bölümde olsun diye tartışıyoruz diyor. Ama diyor Çayırova'da bir tane hastane bile yok diyor. Aile ağla Çayırova diyor. Çayırova'daki yetkililere duyurulur o zaman. Tamam sağlık sorunlarında ilgililer duysun. Şimdi Aytaç Cici AK Parti bu adama dur demeli başlığı yazısında malum canlı yayın konuğum var okuyamayacağım. Burada bir öz eleştiriyle girmiş. Diyor ki biz diyor CHP'nin uluslar ve uluslararası konularda veya FETÖ ile ilgili bazen ekseninden kaydığını düşünerek defalarca eleştiren yazılar yazıyoruz diyor CHP'ye karşı diyor. Hatta CHP milletvekilinin PKK cenazesinde ne işi var diye yerden yere vuruyoruz diyor. Onda diyor haklıyız. Evet eyvallah. Ama diyor şimdi AK Parti'den Diyarbakır milletvekili Galip Ensarioğlu diyor. CHP'lileri aratacak şekilde örneğin Kuzey Irak'ta yapılması planlanan ve uluslararası krize sebep olan Türkiye için de bağımsızlık meselesi halinde öne alınan çok referandum, önemli bir konu. Referandumla ilgili AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu o Kürtlerin hakkıdır anlamında, Kürtler referandum yapsınlar anlamında içindeki İslamcı Kürtçü kimliği öne çıkararak açıklamalar yapıyor. CHP'ye gelince diyor biz yerden yere vuruyoruz ne işin var PKK'nın cenazesinde diyorsak diyor AK Parti iktidar partisidir. Burada Galip Ensarioğlu böyle bir şeyler yapıyorsa ki daha önce de bu tip bir şeyler yaptı diyor açıklamalar. AK Parti'nin
temel ulusal bakışına ters düşen, zıt taban tabana zıt düşen açıklamaları yaptı. Birisi de bu adama dur desin diyor Aytaç Cici. Onda çok önemli, ben tebrik ediyorum Aytaç kardeşimizi. Niye diyeceksin? Genç bir arkadaşımız. Ben de bazen zaman zaman sağlam böyle, kalem Aytaç Cici, evet, maşallah. Şeyle ilgili güzel yazılar yazıyor. Tebrik etmek lazım. Niye diyeceksin? Bizim ülkemizde şöyle bir şey var. Bendense her şey mübah. Yaptığı her şeye göz yumuyoruz. Başkasıysa evet, eleştiriyoruz. İşte en önemli nokta bu. Ya kardeşim, bu ülkenin bağımsızlığının, bu ülkenin etrafındaki düşmanları yeterince düşmanımız var zaten. Ya sen AK Parti gibi bir partide bunu kalkıp nasıl dillendirirsin? Nasıl böyle bir şey söylersin diye bir Allah'ın kulu çıkıp da bir şey söylemiyor. Söylemek lazım. Evet, eleştiriye katılıyoruz kesinlikle. Evet. Yani yanlışın bizden sizden yok. Yanlışın bizden sizden yok. Ya kim yanlış yaptıysa uyaracaksın, düzelecek. Aynen öyle. Ya deveye gidecek ya biz onu güdeceğiz. Bir şey yapacağız yani ona. Evet, Uğur Ulusoy Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki işte kongrelerle ilgili konuyu getirip özetliyorum. Malum okuyamıyorum konumla konuşmak için. Diyor ki ismini söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Taceddin Bayır bu seçimlere, yani bu kongrelere yetişmese bile bir dahaki döneme, bir dahaki kongre dönemine yetişmek üzere sistemde değişiklik yapıyoruz. Artık delegelik sistemini kaldırmak istiyoruz. Böyle bir çalışma yapıyorlarmış Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Delege sistemini kaldırarak üyelerin doğrudan oy kullanacağı daha demokratik bir sisteme geçmek istiyoruz diyor. Bununla, bu diyor mevcut kongrelere yetişmez ama bundan sonrakine yetiştireceğiz inşallah diyor. Yani delege... Bence AK Parti'nin de bunu uygulaması lazım. Evet, onu da Uğur Ulusoy onu da eleştirmiş. Yani delegeler, üyeler delegeyi, delegeler yönetimleri seçmesi yerine üyeler doğrudan, delege sistemi kalkacak. Üyeler o doğrudan yönetimi seçecek. Böyle bir sistem olacak. Tabii üyelik kriterleri ona göre düzenlenecek. Aidatını ödemiş mi, düzgün gelmiş gitmiş mi gibi. Amenna, o kendi partinin hakkıdır. Böylece temsilde adalet konusunda Cumhuriyet Halk Partisi bir ön adım atmış olacak diyor. Çalışma varmış. CHP İzmir Milletvekili Taceddin Bayır'ın. Ama Uğur Ulusoy diyor ki hangi sistemi getirseniz getirin gene diyor kavga, gürültü, patırtı çıkacak diyor. Her sistem arasıyla gelir diyor. Ben diyor belki mizahi anlamda yazmış, belki gerçekten önermiş. Benim diyor size bir önerim var diyor Uğur Ulusoy. Mevcut sistemde diyor, şu anki sistemde diyor birbirlerini tanımayan her ilden başka bir ilden atayarak, yani mesela Kocaeli'deki Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatını denetlemek için 3-4 tane insan başka vilayetten görevlendirip gönderin diyor. Kimse tanımasın diyor. Bunlar gitsin durakta dursunlar, vatandaşa sorsunlar. Gitsinler işte belediyede sorsunlar, gitsinler okulda sorsunlar. Neresi varsa kahvede, mavide gitsinler, camide sorsunlar. Hatta il ve ilçe başkanlarına gitsinler, kendileri tanıtmadan konuşsunlar. Kim, halk kimi istiyorsa, il ilçede kimi yönetmek istiyorsa onu, onlar üç kişiyi tespit etsinler, daha iyi olur diyor. Tabii ben bu görüşe katılmıyorum, hatta mizah yaptığını düşünüyorum. Nereden daha iyi olur? Ya Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya'daki adamı tanıyacak, birbirini tanıyacak. Yok ama bir şey söyleyeyim mi sana? O şey aslında bu delege sisteminin kalkıp delegeleri de çünkü belli kişiler seçiyor. Evet. Ben onunla ilgili çok enteresan şeyler yaşadım. O yüzden delegeleri de birileri, ki birinin adamı olmak zorundasınız. Tabii, ya, oturuyor yazıyor daha ya. Evet. Bana aynen. Ay vereceksin mi? Ayrıca veririm abi, ne demek arkadaşız. Ayrıca demine delege. Seçime gidiyorum. Ay, ya bu oyun gibi bir şey ya. Şaka gibi bir şey ya. Aradan biri kazayla sıyrılırsa zaten onu da hain bain deyip tekmeye vuruyoruz. Ama bu öneri, delegelerin doğrudan ilçeyi ve ili seçmesi önerisi bence çok adil ve demokratik. Aynen. Ben öyle düşünüyorum. Yoruluyoruz ha. Evet, yine Yüksel Ercan, KOTO Necmi Bulut'un etrafında toplanmalı görüşünde. Uzun bir yazı. KOTO konusunu konuştuğumuz için baştan tekrarlaşıp konuşmak istemiyorum. Yani köşe yazarlarımızı okuduk. Dünden beri, geçen günden beri okuyoruz. Onların düşüncelerini biliyoruz. Zaten Ayrullah Demirel ile KOTO ile ilgili o da eleştirilerini getirdi, önerilerini getirdi. Biz de konuştuk. İnşallah doğru olandır. Yani hayırlısı olsun. En başta onu isteriz tabii ki yani. Değil mi? Evet, Mavi Kocaeli yine Nevzat Doğan'a, evet. Şöyle söyleyeyim, bunu şey anlamda söylemiyorum. Bununla ilgili bir şey söylemem lazım. Şimdi herkesi ilgilendirdiği için bu işte sürekli olarak aynı kişinin üzerine oynamak, aynı kişinin üzerinden gitmek, aynı kişiye kızmış olabilirsiniz, kavga etmiş olabilirsiniz. Benim en başta söylediğim şey buydu. Gazeteci, ben kişisel olarak bir belediye başkanına kızabilirim. Bir siyasetçiye kızabilirim. Birisiyle ilgili birisini sevmeyebilirim. Ama gazetede her gün ya adam
kaşının üstünde, gözünün üstünde kaşın var diyor, yazıyor. Ya bu etik bir şey değil. Bunu kim yaparsa yapsın, etik ben demeyelim, kınıyorum. Etik, ahlaki değilim, ahlaki değilim. Ahlaki değil. Türkçe konuşalım. Evet. Buyur. Evet, Nevzat Doğan'la. Hemen bırak git manşeti yapmıştım abi, kocanı gör. Ben okumadım yani. Okumadığım halde yok. Atmalı kadar olunca gayri uzakta görüyor da. Ben Mavi Kocaeli'yi de tanımıyorum, onu da tanımıyorum. Ne diyorsun onu de? Artık kavga etmeyeceğiz değil mi? Evet. Evet, Mavi Kocaeli gazetesinde genel yönetmeni artık kavgayı bıraktık. Hiçbir grupla kesinlikle kavga etmeyeceğiz, daha barışçı yapacağız diye yazı yazmıştı. Ben de burada okumuştum. İyi ettiniz demiştim. Ama dakika bir, gol bir, daha dördüncü programa başladık. Hemen bırak git manşet. Şimdi... Bak bir de şu, daha karpuz kesecektik ama hemen bırak git. Bu etik değil. Kimle aynen ilgili değil, yapılırsa yapılsın, evet, bunu hoş karşılamıyorum. Ya bir insan bir siyasetçi bırakabilir, bir şey yapabilir ama bizim görevimiz bu değil. Ne için yazmış? Onu da bir o zaman okumamız gerekir. Yerel seçimlerde daha 2 yıl var. Buna rağmen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan 2019'da tekrar aday olmayacağını açıkladı. 2 yıl önceden havlu atan bir belediye başkanı nasıl hizmet verecek? Kaybeden İzmit olacak. İzmit'in 2 yılı heba olacak. Kamuoyunun beklentisi Doğan'ın hemen bugün görevi bırakması yönünde. Şimdi kamuoyunun beklentisi dediğiniz zaman arkadaşlar... Abi hangi, bir şey söyleyeyim mi şurada? Hangi kamuoyu diye sorarım. Tarafsız bir şekilde bir şey söyleyeyim yani mi? Yani kamuoyunda böyle beklenti sen görüyor musun? Nevzat Doğan istifa etsin gitsin diye beklenti kamuoyunda. Yok. Şimdi bu kamuoyunun beklentisi dağılır. Bazı konularda bir şey söyleyeyim mi sana? Bazı konularda özellikle bazı belediyelerde sorun var. Ama mesela bir diyorum bir yere bina yapacaksınız, bilmem ne yapacaksınız. Bazı belediyelerde sorun yaşanıyor bu konuda. İzmit Belediyesi'nde neyse, ben müteahhitlerle konuşuyorum, şeylerle konuşuyorum. Nedir kardeşim? Git diyor, makbuzunu öde, gel. Başka hiçbir şey yok. Belli konularda İzmit Belediyesi bu anlamda başarılı buluyorum. Tabii eksik yönleri var, şeyleri var ama... Ya, belediye tartışmayalım. Yani o gündeme yetişemeyiz. Ama burada haberlerim üslubunda. Ben yani bir istiyorsa bu etik bulmadım. Hani basın özgürlüğü açısından yazabilir. Sadece benim itiraz ettiğim şudur. Kamuoyunun beklentisi dediğiniz zaman bana bir istatistik açıklamanız gerekiyor. Aynen öyle. Yani, kime sorduğunuzda beklentisinin bu olduğunu kamuoyu adına söylüyorsunuz. Yani bu, ben sadece buraya bakarım. Yoksa... Aynen. Yani adam topu dikmiş bir tane siyasiye filan. Onu hoş bulmamama rağmen yine de basın açısından değerlendiririm. Ama kamuoyunun beklentisi dersek mesela bazı köşe yazarı bunu çok yapıyor. Sen pek yapmazsın. Bu her seferinde söylüyorum. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Dünyada böyle bir ülke yok. Bir şey yazıyor mesela. Bir konu yazmış. Dünyanın neresinde böyle bir şey var? Böyle dünyada böyle görmemiş bir ülke tek ki, biziz. Bakmamış ki, bilmiyor ya, diyorum ki. Hemen ben Google'dan bakıyorum. Diyorum ki Amerika, Fransa, Çin, Rusya bilmem ne. Dünyanın en borçlu ülkesiyiz. Dünyanın en 192 ülke arasında dünyanın en az borcu olan 3. ülkesiyiz. Sen yazıyorsun dünyanın en borçlu ülkesiyiz. Hangi istatistiğe bakıyorsun? Birleşmiş Milletler'in verileri ortada. Avrupa Birliği verileri ortada. Ya niye bu iddialı lafları köşe yazarlarının hele duayenleri kullanması çok çirkin geliyor. Burada da şimdi Mavi Kocaeli'nin maçtığında kamuoyunun beklentisi bu yönde. Neye dayanıyorsun abi bunu yazarken? Neye dayandın? Bana mı sordun? Ona mı sordun? Kime sordun? İstatistik mi yaptın? Kamuoyunun beklentisini nasıl tespit ettin? Sen otur odada bilgisayarın başında canın sıkılsın. Kamuoyunun beklentisi yaz. Olmadı. Ben onları çirkin buluyorum. Kamuoyu dediğin zaman içine ben de giriyorum çünkü. Kendi adıma hoş bulmuyorum. Bir de Sebahattin Aydın'ın özetleyeyim. Zamana da bakıyorum seri bir şekilde. Grev dediğin Fransa'daki gibi olur. Fransa'da grev yapıldı. 67 milyonluk ülkede çalışma yasası reformu protesto edilerek grev yapıldı. Gazeteler bile o gün çıkmadı. 400 bin kişi greve katıldı. En ufak bir sıkıntı olmadan grev tamamlandı diyor. Bu arada tabii ki sendikalarla ilgili burayı okuyayım. Ben çünkü katıldığım yerler var. Ben biraz azıcık bende sosyalistlik de var galiba bir ince sendikalarla ilgili. Emek kutsal bir kavram, dünyanın berbat düzeninde asgari yaşam hakkı için milyarlarca insan köle gibi çalışıyor. Modern körlük diye birçok şey yazılır çizilir. Körlük devam ediyor. Sendikalar işçi haklarıyla ilgili yürüyüş yaptıkları zaman hemen müdahale edilir. Onlar kendi ekmeklerini ihanet ediyormuş gibi bir algı oluşturuldu toplumda diyor. Sendikalar yürüyünce anarşist derler diyor. Ama hep patronların hakları savunur. Asıl anarşist bu patronların haklarını savunanlardır diyor. Türkiye'deki sendikalaşmanın da işte hep hükümet destekleyen sarı sendika dediğimiz taraflara geçtiğini ve sendikal eylemlerin, grevlerin ya da yürüyüşlerin yapılmasında sıkıntı olduğunu, halkın gözünde bu grevlerin, yürüyüşlerinin çirkin karşılanmaya başlandığını, böyle bir algı oluşturulduğunu yazıyor özetleyebildiysem.
Şimdi, Sabahattin Aydın'dan. Ben şuna katılmıyorum. Niye diyeceksin? Sendikal hak tabii ki, grev bilmem ne, bunlar olmalı. Ama sanki şöyle bir algı da oluşmamalı. Bu kim olursa olsun. Yani yanlış yapan var, doğru yapan var, bilmem ne yapan var. Ama sonuçta bu işletmelerin hepsinin bir tane patronu var. Doğru mu? Evet. Bu insanlar topluma değer katan ya da bu adımları atmamış olsa bu arkadaşımız nerede çalışacaktı? Patron, sormak lazım şimdi. Yok yok. Şimdi patronun olmadığı ya da şey olmadığı. Ya kardeşim, bazı şeyleri eleştirebilirsin, şey yapabilirsin. Ama hep öyle sosyalistik, hep öyle havari şeyler olmaz. İşçi işini düzgün yapacak. Patron, ben ilk işe verecek. Başladığımız zaman... Patron da hakkını verir. Evet. Patron hakkını yani vermediği zaman hepimiz itiraz edelim ama... En az parayla çalıştırmak... Patron kardeş, işçiler kardeş. Değil ama şimdi. Yok yok. En az parayla yalan yerden, şöyle, yalan yerden patron kardeş, işçiler kardeş naraları atmanın ya da tabii, şey yapmanın yok, bir anlamı yok. Yani kalkıp da önce bizde derler ya, kendine iğneyi batır, çıvaldızı başkasına batır. Evet. Önce kendine bakacaksın, ondan sonra da patronu eleştireceksin. Ya kardeşim, bu insanlar emek sarf ediyor, bu insanlar gerçekten bir işi idare etmek, bir işi yönetmek, bir işi karşılamak, bir işin, sen şimdi burada şey yapıyorsun ama sadece işini yapıyorsun değil mi? Hı-hı. Aldısına, verdisine, elektrik, fatura, işçi, bilmem su, karışmam, yiyecek. Ben paramı alır giderim. Ama bak şimdi, ne diyorum? Patron kalleş, faşist patron, işte, faşist patron düşünsün. Böyle bir dünya yok ki. Giderim, faşist patron düşünsün. Böyle bir dünya yok ama. Bunu ben eleştiriyorum. Bu konuda da çünkü niye? Neticede bir yerde, bir kurumda çalışıyorsun. Senin de bir patronun var. O patron o işi nasıl döndürüyor? Tamam, bunu da bazen düşünmek lazım. Senin söylediğin şeyleri yazmamış ki. Ya sendik, hani sarı sendikadan. Hayır, sarı bak, sendika ben... değil. Şimdi oraya doğru gidiyor iş. Öyle doğru gidiyor. Tamam. Devlet şimdi bazen hükümeti destekleyen bilmem ne eden diyor ki kargaşa çıkmasın. Kardeşim ne yapalım diyor. İki işçiyle şeyin arasını bulalım bilmem ne. Ben sendikaya, bana sorarsan ben sendikaya karşıyım. Sen kafada karşıyım. Gerçekten karşıyım. Tamam, faşist patron. Bak ya. Faşist patron arkadaşlar, değil. Faşist patron görmek istiyorum. Ben bundan yıllar önce dikkatimle. Ama ben şunu da yapıyorum. Ben çalışan arkadaşlarımın ilk önce onların ya, parasını vermek için. Herkes yapıyor anlamına gelmez. Ya diyorum ki. Kafa var ya sen kafa. Sen sistemle ilgili konuşuyorsun. Yani sen adaletli yapıyorsun diye bütün herkes adaletli yapıyor. Ben nereden kaldı ki? O hastalık bende? Onların yasalar da düzenli. Yok yok. Diyorum ya, sendikalaşmak anayasal hak değil. Ya anayasal diyorum ki. Anayasal hak mı değil? Sendik, bugün öyle sendikalar. Abi öyle sendikalar var ki gözünü sevdiğim abi, Osman. İşveren sendikası niye var o zaman? Ya dinle diyorum ki kardeşim. İşveren sendikası niye var? Sendikaların ya, parasına bak, bütçesine bak, adamların altındaki arabaya bak. Hiçbir tane işçiden parayı alıyor. Tamam mı? Sendikanın bu yönüne ya, karşıyım. Mevcut sendikal sistem bozuk demek başka bir şey. Ha, ben ona karşıyım diyorum. Karşıyım demek başka sendikalaşmaya şey. Karşıyım derken sendikalarda sürülen o şey var ya. Sendika ağaları. Saltanat karşıyım. Var ya zaten saltanat. Sistemi eleştiriyor bu da. Saltanat var ya. Sebahattin Aydın onu eleştirmiş. Ha, saltanat yani, var ya. Sendikalar. Ben o saltanata karşıyım. Tabii ki herkes. Onun için sendikalaşmaya karşıyım. Sana bir örnek. Bir, hepsini zaten biliyorsunuz hepiniz. Fabrikalarda aynı makinede çalışıyor. Biri sendikalı, biri sendikasız. Biri alıyor 3,5 milyar, öteki alıyor 1,404 lira. Olmaz. Öteki böyle ağlıyor ya, ağlıyor ya. Böyle bir dünya. Onu da geç. İzmit Belediyesi'nde veya Büyükşehir Belediyesi'nde veya kurum ve kuruluşlarda çalışan sözleşmeli personeller var. AK Parti ona karşı. Hazine seçimlerinden sonra taşeronluğu kaldıracağız deyip de sözünde durmadık. Onlardan bir tanesi bu mu? Bu. O yanlış. Şimdi bayramlarda, seyranlarda işçilere çikolata falan ikram ediyor belediye. Yani bir paket veriyor veya Ramazan'da koli falan ikram ediyor. İkram ettikleri şeyler, kadrolu işçiler ikram ediyor. Yanlış. Şimdi sözleşmeli işçi 1404 liraya veya 1450 liraya çalışıyor, burada oturuyor. Yanında da kadrolu işçi var. 2500 lira, 3000 lira maaş alıyor. Getirip bayram arefesinde ona çikolata veriyorsun, buna vermiyorsun. Aynı iş yerinde çalışıyor, aynı belediyenin insanı. Bu insan kendini ikinci sınıf hissetmez mi? Üzgün hissetmez mi? O çikolatayı ben evime götürdüm demez mi? Dönüyorum öbür tarafa. 3000 lira maaş alan İnsan o Ramazan'ın kolisini götürüp kardeşim benim ihtiyacım yok al bunu sen eve götür. Ya da bu çikolata benden sana hediye olsun kardeşim benim demez mi? Herkes tuttuğunu eve götürüyor, tuttuğunu eve götürüyor. Sendika evet. Olsa. O konuda yani, aynı şeyi söyledi. Aynı şeyi düşünüyoruz. Bak, ben şimdi burada ismi söylemeyeyim yani. Bingo ne söylemeyeceğim ya. Bingo'da sendika kurmak için senelerce teşkilatlandı işçiler Bingo'da.
En son belli bir sayıya ulaştılar. Bingo, kendi kapısına oturtturdu avukatı, noteri. İçeri girmek istiyorsan sendika kurmayacağını, şey, istifa ettiğini imza. Fabrikaya giremiyorsun yoksa. Bu anayasayı açıkça ihlaldir. Yasa masa değil. Ben o dönemde yazı yazdım. 10 senelik mevzu bu eski. Yazı yazdım. Anayasayı ihlal edenlere savcılar niye bakıyor diye. Bilip savcılık orada işlem yapabilir, tutuklayabilir bile. Sen anayasayı deliyorsun, yasayı masayı bırak. Aynen. Aleni milletin gözüne baka baka binlerce işçiye bunu yaptılar. Ve o dönemde söz verdiler, sendika kurmazsanız şu kadar ikramiye vereceğiz diye. Patronları sözüne durmadılar. Ne bunu denetleyen var, ne bu soruyu soran var, ne olduğunu yiyen var. Adamların zehirli ortamlarda çalışıyorlar. Ne bunun işçi sağlığı vesairesi nerede? Bunların hakları nerede? Bunu kim savunacak? Sendika. Ama sendikada bazı belediye sendikalardaki olduğu gibi olursa, yani bir yerden bir menfaati çıkarı olursa işçinin hakkını savunmaz. Ben belediyede işten atıldığım zaman belediye iş sendikasına mensuptum. Yani mecbur oluyorsun girince yaptılar. Ben işten atıldım. Beni bir kimse alayıp da kardeşim geçmiş olsun demedi. İşte İhtiyacım var mı yok. Osman Şar mı ne adı tanımadım. Hayatını görmedim yani kimdir nedir. Bir kere arayıp da hala belediyeden bir de mesaj geliyor hala. Filan gününüz kutlu olsun diye. Mesaj kayıtmışlar ya. Biz kayıt olduk ya bir sefer. Ha bir de mesaj geliyor. Her mesaj geldiğimde canım sıkılıyor. Yani sen ne iş yaparsın kardeşim ya? Yani işçinin hakkını savunmazsan, işten atılan işçinin yanında durmazsan, değil mi? Yani bu sendikaların güçlenmesi ülkedeki emeğe saygının artması manasına gelir. Öte yandan baktığımızda senin açından, işte arkadaşımız örnek vermiş, işte Fransa'da böyle 400 bin kişiyle eylem oldu falan grev oldu. Kocaeli'de, İzmit'te yaşıyoruz biz, sendikalarımız var. Sendika işçi hakları için grev yapıyor veya eylem yürüyüş yapacak değil mi? Ben katılmak istiyorum, istiyorum işçi hakları olsun diye. Abi 10 metre yürüyorum, başlıyorlar ve parmaklar böyle. Bir ben Kürtçe konuşmaya, öteki başlıyor, faşist devlet yıkılacak. Kardeş ben buraya niye geldim? Aynen. İşçinin sendika haklarını kazansın diye geldim. Sen yürüyüşe mi katılıyorum abi? Dönüyoruz PKK şeyine, ortamına. Şimdi bunu da bakın. Bu eylemler onun için rahat yapılmıyor. Sendikalar da, işçiler de ne için yürüyüş yaptıklarını, hakların neden ibaret olduğunu bilsinler. Her sokağa çıkan çiçek yolup cam kırıp vatan bölmeye çalışırsa millet olmaz. Sendikadan yürüyenleri de kendi ekmeğini ihanet edenler olarak görür. Sebahattin Aydın. Efendim, iki dakikamız var mı? Zaten bitirdim. Bitirelim. Şimdi tramvay meselesi konuştuk. Çokça konuştuk. Yani can alıcı konuları konuştuk. Hayrola. Sadun Çetin'de şehrimiz iyi güzel aslında. Tramvaya gösterilen ilgiden söz etmiş. İzmit Aqua Park yapılan projeyi takdir ediyor. Kartepe'deki teleferik projesini ve yapılacak olan kongre merkezini destekliyor. Şehrin güzelliğine, ruhuna, insanların ilgisine hizmet eden bütün yatırımları destekliyoruz, takdir ediyoruz diyor. Gerisini pazartesi de okuyabiliriz. Yüksel Ercan yine tramvaydan söz etmiş. Kocaeli'nin tramvayı var. Tramvayın güzergahı uzatılmalı. Yoksa trafik çilesi bitmez demiş. İsmet Çiğit de İzmit Lisesi Mezunları Derneği'ni tebrik etmiş. Geçen gün etkinlik yaptılar. Oraya da güzel katılım olmuş, tebrik etmiş. Özetlemiş bulundum arkadaşlar. Başka atladığım bir şey varsa, ya dişe dokunur bir şey atlamadım. Evet. Toplu kullanım araçları filan. Hayrola Demirel, senin diyeceğin bir şey var mı? Özetleyeyim. TEOG konuştuk. Efendim eksen kaymasını konuştuk. KOTO'yu konuştuk. Basının birbirleriyle arasındaki basın mensuplarının veya patronlarının diyaloglarını çok büyük sorun yok. Konuştuk. Biz o konuda zaten din tüccarlarını konuştuk. Evet. Engellilerle ilgili engelli raporlarının ve devlet sisteminin sıkıntısını konuştuk. Galip Ensarioğlu'ndan bahsettik. AK Partili işte Kuzey Irak'taki meseleye desteklediği halde niye AK Parti hala devam ediyor diyor. Sendikalaşmayı konuştuk. Aklıma not olarak gelen bunlar başka. Alzheimer'le ilgili kentimizde bir hastane yapılması gerekliliğini konuştuk. Yaratılanı sev, yaratanından ötürü. Aslında bütün her şeyi özetleyen tek şey bu. Evet. Ben teşekkür ediyorum sizlere de. Yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. İnsanların tek bunu söylese bile, yani kendi kendine bunu uygulasa bile bütün sorunu aslında başından çözmüş oluruz. Evet. Katıldığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İlerleyen zamanlarda her zaman kapımız açık. Sadece tabii ayrılığa için söylemiyorum. Arkadaşlarımıza, gazeteci arkadaşlarımıza veya siyasilerimize, yani bizim bu üslubumuz bu. Bu üslupla konuşabilecek. Yani konuştuğumuz zaman yanlış anlayacak, bilmem yayında bana niye onu sordun, niye sormadın diyecek adamları istemiyoruz arkadaşlar. Yani vizyonu düzgün olmalarını istemiyoruz biz. Biz yürekten, yüreğini masaya koyacak, beni programda konuşacak, anlatacak. Öyle arkadaşlarımız isterlerse, zaten davet ederim de, imal eder etmiş isem de, katılmak isteyenler söylesinler. Keyifle, zevkle programımızı alırız. Haftada bir gün yapıyoruz canlı şey konuklu olanını. Diğerleri pazartesi, çarşamba, cuma oluyor. Bitiriyorum. Teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyorum.
Aynı yayın politikasından ben çok takdir ettiğim yayın politikanız var ve yönetişim sisteminiz çok güzel. Aynı sistemle daha başarılı bir ortama doğru gideceğine inanıyorum. Allah muvaffak etsin diyorum. İyi ki sizin gibi arkadaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımız var. Hepsi için söylüyorum, kimse ayırmadan. Programı sunarken, köşe yazılarını okurken veya tartışırken, sohbet ederken ana kumanda olsun, Hayrullah Demiray olsun veya ben maksadını aşan ifadeler kullanmışsak bu bizim kusurumuz olsun. Siz de hoş görün çünkü bize kusur işlemek, size hoş görmek yakışır. Bir dahaki programda Allah sağlık, sıhhat vermek üzere, görüşmek üzere. İyi hafta sonları diliyorum. Kalübela Kardeşlik Teşkilatı Derneği Osman Saraçlı Kocaeli'nin gündemini sundu.